İyi akşamlar sevgili izleyiciler. TGRT Haber ekranlarında Kozmik Masa'da yeniden karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye sahasından çekilme açıklaması Amerikan Devleti başta olmak üzere tüm dünya kamuoyunda bir sarsıntıya sebep oldu diyebiliriz. Türkiye açısından temkinli yaklaşılan önemli bir gelişme, bir sürpriz olarak da yorumlanabilir. Bu gelişmenin pek çok sebebi ve pek çok sonucu olacak, sonuçları olacak ve sebepleri var. Bunları dört değerli konukla masaya yatıracağız. Amerikan Devleti içindeki yansımalar ve Suriye sahasındaki tezahürleri ne olacak bu çekilmenin? Bunu konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu konuklarımızdan biri. Hoş geldiniz Naim Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Siyaset bilimci ve yazar Barış Doster konuklarımızdan biri. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağolunuz. İstihbarat uzmanı Cemal Alpaslan Ertuğ bizimle. Suriye sahası ve Rusya üzerine çalışmaları olan bir istihbarat uzmanı kendisi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emekli albay, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Eray Güçler de bizimle. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Naim Babiroğlu'yla başlayalım. Evet. Suriye sahasına çok çalıştınız Naim Bey. Evet. Öteden beri sizinle yaptığımız yayınlarda da Suriye meselesini çok konuştuk. Şimdi PYD Fırat'ın doğusunda çok ciddi bir problem olarak duruyor. Duruyor. Baştan beri duruyordu ama Zeytindalı ve Fırat Kalkanı'ndan sonra, özellikle Zeytindalı'ndan sonra süreç tersine döndü diyebiliriz. Evet. Bir problem olarak orada bir ciddi bir terör ordusu varlığı hala varit. Bundan sonra Amerika'nın çekilmesinin sonuçları Suriye sahası açısından, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından, Türkiye'nin âli menfaatleri açısından hangi sonuçları doğurur? Önce son sorunuzdan başlayalım. Ondan sonra başa döneyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesi Türkiye'nin ulusal çıkarları ve ulusal güvenliği açısından olumlu bir sonuç doğurur. Neden? Çünkü ABD'nin süre gelen, yıllardır devam eden politikalarına baktığımızda işte Afganistan, Irak, Libya, Suriye'ye baktığımızda genellikle bu ülkeleri bölmeye yönelik kendi egemenliğini arttırmaya yönelik bir politika. Dolayısıyla Suriye'nin bölünmesi ya da Irak'ın bölünmesi, parçalara ayrılması, orada bazı devletçiklerin oluşması ya da haritaların tekrar çizilmesi elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin avantajına değil dezavantajıdır. Onu da etkileyecektir. Bu nedenle ABD'nin çekilmesi öteden beri söylendiği gibi Türkiye'nin siz âli menfaat dediniz. Doğru, âli menfaatleri açısından çok olumlu bir adımdır. Umarım gerçekleşir. Ben ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini altını kalın çizgiyle çizerek vurguluyorum. Tam tekrar soracağım. Neden ihtiyatlı yaklaşılmalı? Şundan ihtiyatlı yaklaşılması gerektiği. Tabii herkesin dilinde ama değerli izleyenlerimize hatırlatmak açısından 1989'da Afganistan'dan çekildi Sovyetler Birliği. Çekilirken çöküş sesleri geldi ve çöktü. 50 bin ölüsünü bıraktığı söyleniyor çeşitli hesaplara göre. İşte 60-70 milyar dolarını gömdü. Sonuçta çıktı ve 90'larda çöküş başladı. Sonra ABD yerleşti. Tabii önce ABD'nin yetiştirdiği ve beslediği, desteklediği YPG, PKK terör örgütü örgüt olarak radikal unsurlar vardı. Yani El-Kaide. El-Kaide türevi unsurlar var. Taliban, El-Kaide. Bunları besledi. Gerçekten başarılı da oldu ABD. Sovyetlerin çekildi. 9 yıl, 10 yılda çekildi. Başarılı oldu ama tabii El-Kaide ve Taliban dünyanın da başına bela oldu. Kendisinin de başına bela oldu. Şimdi Brzezinski'nin o burada bir sözü var. Antiparantez söyleyeyim. Brzezinski'ye sormuşlar. Demişler ki Washington'da yaptığı bir basın toplantısında. Sayın Brzezinski, siz El-Kaide'yi beslediniz. Kendiniz bizzat Osama Bin Laden'e silah verdiniz. Bakın fotoğraflar var. Danışmanlığını yaptınız. Carter'a ve diğer başkanlara özellikle önünü açtınız bu El-Kaide'nin, saraylarda ağırladınız. Hiç pişmanlık duymuyor musunuz? Dünyanın başına bela oldu, her yerde insanlar öldürüyor. Cevap şu, diyor ki El-Kaide gibi taşeron bir örgütün dünyanın herhangi bir yerinde terör, şiddet eylemleri yaratması mı, oluşturması mı önemli? Yoksa Sovyetler gibi büyük bir imparatorluğun çökmesi mi önemli? Şimdi burayı çevirdiğimizde DAEŞ, IŞİD, El-Nusra, Radikal Unsur, PYD, PKK terör örgütünün herhangi bir yerde insanları öldürmesi, katletmesi, kesmesi mi önemli? Yoksa onlar açısından Libya'nın, Irak'ın ya da Suriye'nin bölünmesi mi önemli? Aynı soru orada var. Evet. Biz kendi konumuza gelelim. Efendim, çekilme... Bu arada Türkiye'nin menfaatleri demişken bir ara soruyla. Jimmy Carter dediniz, oradan hatırıma geldi. Evet. Şimdi eski ABD başkanlarından geçtiğimiz 1,5-2 ay içinde bir yazı yazdı New York Times'e. Dedi ki
Suriye'de asıl mesele dedi bundan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin o sahadan nasıl çıkarılacağıdır dedi. Doğru. Tabii. Buradaki çekilme böyle sanki Türkiye'nin şu an oradaki terör problemi bitmeden çekilme gibi bir niyeti yok zaten ama evet. Buna zemin hazırlama gibi bir amaca da matuf mudur? Çünkü temkinli yaklaşıyoruz. Doğru. Çok ihtiyatlı dediniz. Ve temkinli yaklaşmak lazım. Neden bundan çok endişe ediyorlar? Türkiye'nin çekilmeyeceğini bildiklerinden mi? Öyle mi düşünüyorlar? Özellikle Türkiye açısından değil de bir kere Türkiye'nin yıllardır yani Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri başka herhangi bir yerde bir toprak talebi buna benzer herhangi bir siyaset belgesinde de hani bazı komşularımızın yazdığı gibi şu ili efendim şu adaları, bu adalar bizim harita, bizim demedi hiçbir zaman. Evet. Hiçbir zaman. Ben askerim. Ne harp akademilerinde bu konuyu biz senaryoda ne de herhangi bir seminerde işledik. Tersine misak-ı milli sınırlar, işte şu anda çizilen sınırlar. Orada önemli olan işte yurtta barış, cihanda barış ülkesi. Dolayısıyla Türkiye'nin, Türkiye'nin herhangi bir ülkenin, yabancı ülkenin, özellikle komşuların herhangi bir toprağında gözü yok. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı bunu her mesajında söylüyor. Evet. Ancak şöyle bir gerçek var, onun demek istediği o. Şimdi biliyorsunuz 5000 yıllık yazılı bir tarihimiz var Ferhat Bey. Bu 5000 yıllık yazılı tarihe bakıldığında savaş tarihi ortaya çıkıyor karşımıza. Aslında dünya tarihi ya da insanlık tarihi savaş tarihinin kendisidir. Çünkü her savaş bir ateşkes anlaşması, bir barış antlaşması, yeni haritalar, yeni coğrafyalar yani yeni devletler veya yeni oluşumlar olur. Dolayısıyla aslında siyasi tarih savaş tarihidir. Şimdi bu açıdan baktığınızda 5000 yıllık yazılı bu savaş tarihi incelemiş bilim adamları, savaş tarihiyle uğraşan uzmanlar ve sonuçta şu çıkmış. Eğer bir yerde iç savaş, iç çatışma olursa, Afganistan gibi, Irak gibi, Yemen gibi, Suriye gibi, her şey olumlu giderse, en az 15-20 yıl sürüyor. Şimdi buradan hareketle muhtemelen oradan. Şimdi 15-20 yıl süreceğine göre her şey olumlu gidiyor mu Suriye'de? Hayır. DAEŞ az da olsa var. Evet. Çeşitli yerlerde radikal unsurlar var. Paralı asker var. Özel askeri şirket var. Yüzden fazla örgüt var. PYD, PKK bölücü terör örgütü var. Şimdi kim iddia edebilir ki Suriye'de PYD, PKK terör örgütü YPG sıfıra inecek? Eğer bunu iddia edersek 1984'ten beri biz terörle mücadele ediyoruz. Onu biz sıfırlamamız lazım. Yani böyle bir gerçek var. Şimdi bu gerçek çerçevesinde Türkiye kendi sınırlarındaki yangını söndürmeden elbette kendini emniyete almadan, güvenliğini sağlamadan orayı kontrol altına başkasına veremez. Evet. Kime verecek? Kendisinden daha iyi güvenliği sağlayan birine verirse çekilir. Merkezi belki bir otorite. Yönden, evet, o yönden söylemiştir. Onu ben. Evet. Şimdi gelelim bu çekilme olayı. Neden ihtiyatlı? Şimdi burada bir konu var Ferhat Bey. Kim çekiliyor burada? Trump mı çekiliyor, ABD mi çekiliyor? Evet. Önemli bir soru. Aynen. Trump çekiliyor. Çünkü Trump'tan önceki başkanların hiçbiri böyle bir adım atmadı. Demek ki Trump çekiliyor. Kişisel o. Peki Trump niye çekiliyor? Ocak 2018'den beri arada bir söylüyor. O kadar milyar dolar harcadık. Hiçbir yararı yok. Çekin askerleri. Evet. Hatırlarsanız Ocak. Sürekli dinlendiriyor aslında. Yeni bir şey değil. Sonra şu anda peki Trump çekiliyor da stratejik ve politik anlamda ABD çekiliyor mu sorusu anlamda. Askerleri çektik. Mesela Mattis'in istifası Savunma Bakanı. Bir tepki. Bunun bir tepki deprem kesinlikle. Ama şu var. Mattis'in biliyorsunuz 2-3 aydan beri söyleniyor. Görevden. Hatta tweet'i var şeyin. Trump'ın birkaç kez yani düşündüğüm. Memnun olmadığına dair, ayrılacaklarına dair tweet. Yani anlaşamıyoruz dedi birkaç defa Trump dedi. Fikirlerimiz uyuşmuyor. Çok iyi bir insan ama fikirlerimiz uyuşmuyor. Evet. Dolayısıyla aslında 2-3 aydan beri belli de bu var daha taşıran son damla oldu. Evet. Sanıyorum birkaç istifa, emeklilik daha gelebilir. Olabilir. Belki Votel, CENTCOM komutanı. O olabilir. Bazı orada bölgede görev yapan Jeffrey olabilir. Hani büyük elçi, oradaki Suriye özel temsilcileri olabilir. Ne bileyim, ulusal güvenlik danışmanlarındaki ofisten olabilir. Neyse. Peki Trump çekiliyor. Peki ABD askeri anlamda çekilirken politik ve stratejik anlamda çekiliyor mu sorusu anlamda? Sizce çekiliyor. Neden çekilmiyor? Elbette çekilemez. Niye? Trump'ı en çok etkileyen Orta Doğu'daki ülke hangisi? İsrail. Trump İsrail'i tamamen gözden çıkarır mı? Kırar mı yani İsrail? Çünkü İsrail'in güvenliği, emniyeti kendilerine göre ben söylemiyorum. Evet. Ben öyle düşünmüyorum da İsrail'in gerekçesi şu. İran'ın askeri varlığı veya İran'ın varlığı Suriye'de ve Irak'ta kaldığı sürece benim güvenliğim tehdit altındadır. Onun için İran'ın rejimini değiştireceğiz. İran'a operasyon yapacağız. Gerekirse hava harekatı yapacağız diyor. Operasyon, evet.
Şimdi İsrail'in böyle bir durumu var. İsrail lobisi de ABD'de ve Trump nezdinde etkili. Özellikle evangelikler. Etkili, tabii etkili. Evet. Dolayısıyla demek politik stratejik çekilmeyecek. Neden? Çünkü Netanyahu dün verdiği mesajda dedi ki biz değerlendiriyoruz bu çekilmenin sonuçlarını ama bir cümlesi var çok önemli son. Ama ben Trump'la yaptığım görüşmede dedi Netanyahu, ABD'nin etkisinin Suriye'de şu andaki etki olacağı şekilde süreceğini konuştuk. Şimdi etkisinin nasıl süreceği konusunda formül arıyoruz dedi. Nasıl sürecek? Şimdi orada 2000 askeri var Fırat'ın doğusunda, öyle yaklaşık. Yani Pentagon çekilip de özel güvenlik şirketleri üzerinden, belki istihbarat operasyonları üzerinden mi? Veya şöyle olabilir. Efendim dediler ki Irak'tan çekileceğiz Obama. Çekildi. Şu anda 10 bin askeri var. Danışman, özel kuvvetler, 10 bin kadar askeri var. Şimdi acaba çekirdek kadro bırakıp yine yerel unsurlarla, diğerleriyle irtibatı evet. devam ettirip İsrail'in istediği. İkinci konu şu, hemen hızlı gidiyorum. Rusya'yı nasıl dengeleyecek Suriye'de ve Irak'ta çekilirse? Çünkü Rusya kolay bir şey değil. Trump bunu sempati duyabilir Putin'e. Rusya için, para için. Ama ABD ve NATO dokümanlarında, ben orada görev yaptım. Rusya ve İran, Kuzey Kore dahildir buna. Birinci tehdit, yani tırnak içinde düşman kabul ediliyor. Ve bütün bizim NATO savunma bütçesine harcadığımız para, o kuvvet havuzu bu tehdite göre oluşturuyor. Evet. Şimdi siz düşman olarak tanımlanan resmi dokümanlarınızda, acaba resmi dokümanı değiştirmeye gücü yeter mi Trump'ın? Yetmez. Yetmez. Çünkü NATO var. NATO bir uluslararası. O yani siyaset belgesi diye yetmez. Değiştiremeyeceğine göre tehdit devam edecek. Tehdit devam ettiğine göre bütçe o kadar tahsil edecek. Neyse. Demek ki Rusya'nın... Amerika, zaten Trump Amerikan devlet aklını sarstığı gibi evet. NATO'da da ciddi bir sarsıntıya sebep oldu. Tabii. Bir ayırt. De Molla Mustafa Barzani'den beri bir kart olarak kullanmaya alışmış biliyorsunuz. Tırnak içinde Kürtleri söylüyorum. Yoksa bizim yereldeki Kürt vatandaşlarımızı tenzih ederim. Öyle bir şeyim yok benim. Irak'taki sistemi kastediyorum. Kullanmış. Ama zamanı gelince dışlamış. İki Kissinger'la evet, Molla Mustafa kullanmış. Sürekli kullandığı bu kartı Rusya'ya, İran'a kaptırır mı? Ya özellikle hatta Rusya. Türk yani şöyle Türkiye'ye oradaki yani, aşiretler üzerinden PYD'ye evet, karşı yani, evet. Türkiye'nin de bir takım hamleler yani olacak gibi görünüyor. Yani sadece o değil bir de Barzani'nin içindeki bazı Kürt gruplar aşiretler var yani oradaki sisteme onaylayan Fırat'ın doğusunu. Peki kartı kaybeder. Bu soru çok anlamlı. Onun için ben ABD çekilmez evet. politik stratejik açıdan diyorum. Bir de PYD YPG, PKK terör örgütü yani Suriye'deki PYD, YPK çekildiği zaman nereye yaklaşacaktır? Şam yönetimine yaklaşacaktır. Yani Esad rejimine yaklaşacaktır. Hı hı. Nitekim görüşmeler başladı. Evet. Peki Esad'a kayan bir YPG, PKK'yı göze alacak mı ABD? Yani. Veya Türkiye'ye istediğini yapacaktır Kürt gruplar. Bir de evet. şunu düşünmek lazım. Trump'ın da iç politika hamlesinin bir bölümü olabilir. Neden? Seçimler var yaklaşık 2 yıl sonra. Oradaki iç kamuoyundan buna destek verenler var, oy verenler. Biz devlet aklını söylemiyorum. Pentagon'u, dışişlerini... Seçmeni söylüyorum. Seçmeni söylüyorum. Yılbaşından önce kahraman çocuklarımız, döndü. Askerlerimiz eve döndü. Getir. Dünyanın başına bela olan DAEŞ'e, IŞİD'e karşı zafer kazandım. Ki bunu tweet de atıyor. Evet. Hemen tribün, atıyor. Tırnak içinde tribünler oynuyor bitmedi, yani. Bitmedi daha. Evet. Şimdi tweette demiş ki bugün 60, 30 bin... DAEŞ'li olduğunu söylüyorlar Irak ve Suriye'de bazı analizciler ki ABD. Evet. Bunlar yalancı demiş. 30 bin olsa neredeler bunlar? Göremiyoruz değil mi? Detvit atmış. Evet, dolayısıyla evet. bu mülahazalar açısından baktığımda ben Trump çekilmiştir. Doğrudur. Kararıdır. Iş ama Amerika siyaseten ve stratejik olarak çekilmedi diyorsunuz. ABD'nin stratejisi ve politikası buna müsaade etmez. Hiç kimse de ne Pentagon'dan ne dışlarından tarihe bu şekilde evet. geçmek istemez. Dolayısıyla İsrail Başbakanı'nın dediği gibi ABD'nin etkisinin orada asker olmadan veya çekirdek kadro kalarak sürdüreceğini başka ben değerlendiriyorum. Şekillerde. İhtiyatlı değerlendiriyorum bunu. Peki devam edeceğiz. Naim Bey diyor ki ihtiyatlı yaklaşıyorum çünkü işte başka unsurlarla siyasi stratejik açıdan varlığını devam ettirmeyi seçmek zorunda. Trump'ın tercihi, kararları Amerikan devlet aklına egemen olmayabilir. Şimdi bu Suriye sahasında şöyle bir mesele oldu. Amerikan devlet aklı deyince CIA ile Pentagon, Alparslan Bey, yani CIA aslında 2014'te Kobani sürecinden, yani bu PYD'nin işte Kobani dediği süreçten sonra öne çıkmaya başladı. Ve Pentagon da bunlara doğrudan yatırım yaptı. Silah yatırımı yaptı, stratejik yatırım yaptı. CIA biraz orada devre dışı kaldı.
Şimdi merkezi haber alma teşkilatı Amerikan devre dışı kalmasıyla Trump'la pek konuda anlaşamayan, mesela Kaşıkçı hadisesinde hiç aynı çizgide hareket etmeyen CIA'in Suriye sahasında şayet asker çekilirse Pentagon'un çekilmesi noktasına belki de kıs kıs güldüğünü bile değerlendirebiliriz veya olumlu yaklaştığını bir açıdan. Buna nasıl yorum yapmak lazım? Yani istihbarat teşkilatıyla Pentagon'un Suriye sahası için ayrı düşündüğü bir noktada Trump Amerikan devleti içinde böyle bayağı da meydan okuyarak bir değişiklik mi yapıyor? Bir yeni bir sürece mi gidiyor? Çünkü bunlar istifaları vesaire ardı ardına getirebilir. Bir de Rusya'yı çok iyi bildiğiniz için şu soruyla tamamlayayım. Amerika-Rusya anlaşması var mıdır? Böyle bir şey yansır mı? Bu nasıl bir etki yaratır iki ülkenin, iki büyük gücün ilişkisi açısından? Ben de sondan başa doğru gideyim. Bir kere bu iki büyük ülke arasında bu konuda bir mutabakat olduğu kanaatinde değil. Değilsiniz. Yani Trump'ın Rusya ile anlaşıp Rusya'ya danışıp bu kararı aldığı düşüncesinde değil. Ama istihbarat servisi, Pentagon ve başkan üçgeninde bir çatlak ses çıkarsa başkanın dediği olur. Yani sonuçta bir takım insanlar görevden alınır ama sonunda başkanlık sistemi farklı bir sistem, başkanın dediği olur. Fakat burada duralım. Ben bu Trump'ın açıklamasını yaptıktan sonra dünyada çeşitli ülkeler, çeşitli çevreler nasıl reaksiyon verdi diye araştırdım. Rus basınına baktım, Avrupa basınına baktım, Kürt basınına baktım, Amerikan basınına baktım. Rus basını dışında tümü ciddiye aldı bunu. Yani bu ciddi söylüyor gibi. Hatta mesela muhalif basın Amerika'daki bunun çok vahim sonuçları olacaktır. Çekilseniz bile yarın öbür gün IŞİD, DAEŞ hortlayacak. İran'ın nüfuzu artacak. İşte o Şii milisler İsrail'in kuzeyden kuşatıp İsrail için ciddi bir tehdit oluşturacak ve dolayısıyla İran'la Lübnan arasında bir köprü tekrar kurulmuş olacak ve İsrail bir tehdit altında bulunacak. Daha ağır kayıplar vererek daha zor şartlar altında dönmek zorunda kalacağız diyorlar. Kürtler o kadar ciddiye almışlar ki daha yeni galiba ayın 20'sinde. Nereden takip ettiniz? Nasıl? Suriye basın. Nereden takip ettiniz Kürt şeyi derken? Mesela Barzani'nin, PKK'nın şeyini ve burada çok enteresan da tabii biz PKK-PYD'de aynı şeydir diyorduk. Bu haber ortaya çıktığında bir PKK heyeti Süleymaniye'den Şam'a gidip orada görüşmeler yapmış. Ne ve zaman? 20'sinde, bu ayın 20'sinde. Evet. Dün ya. Evet. Dün. Amerika çekileceğim deyince hemen gitmiş. Yani PKK bir kere temsilcilerini göndermiş Şam'a. PYD, PKK bunu ciddiye aldı. En azından ya ne olur ne olmaz diye. Naim Bey'in söylediği noktaya geliyor. Evet. Esat Şam'la evet. Ve ilginçtir. Orada diyor ki biz bu kanton sisteminden vazgeçtik. Bir takım kültürel haklar verirseniz razıyım. Biz sizinle beraberiz diyor. Tek ihtiyatla yaklaşan Rus basını. Hatta ciddiye almadı. Rus devlet adamları yani ihtiyatlı yaklaşıyor. Olumlu buluyorlar eğer çekilirse. Zaten DAEŞ'in tam yenilmesinin önünde bir engel olarak Amerika'nın durduğunu. Amerika olmasa da bu gücü yenebileceklerini, geciktirenin Amerika olduğunu, eğer çekilirse bunun olumlu olacağını ama ihtimal vermediklerini söylüyorlar. Peki Türkiye faktörüne dair bir şey söylüyorlar şimdi mı? Türkiye, Erdoğan-Trump görüşmesi o anlamda çok konuşuldu. Onunla ilgili de daha bir saat önce gelen bir mesajda birkaç tane şey söylüyor. Yani telefon görüşmesinin tarihini söylemiyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump arasında bir telefon görüşmesi olduğunu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'a Amerikan kuvvetlerinin önemli bir bölümünün 30 gün içinde çekilmesini beklediklerini, Amerikan kuvvetleri çekildiğinde DAEŞ'la mücadelenin sorumluluğunu Türkiye'nin üstleneceğini. Bu istihbari bir bilgi mi yoksa basından yer alan bir şey değil. Rus gizli servisi
Kendinden beslenen bir basın, evet. Daha doğrusu evet. bir mesaj sisteminin anladım, evet. haberi. Ve şeyin de bu İşitle arada... mücadele İşitle veya DAEŞ'ta. Mücadelenin sorumluluğunu Türkiye'nin üzerine ki alacağını... Ki zaten Fırat Kalkan'ın da malum Türkiye bunu hazır olduğunu söylediğini. Buna karşılık da Suriye Demokratik Güçlerinin, yani Türkiye bir askeri harekat yaparsa biz çaresiz DAEŞ'le olan mücadeleyi bırakıp yani şeyi DAEŞ'i deyim yerindeyse tasmasını çözüp bırakacağız tarzında bir açıklama yaptığını söylüyorum. Cezaevindeki DAEŞ'lileri bırakacağız vesaire gibi. Bir de orada Fırat şeyinde Hac'ın cebi var. Bölgede evet. O bölgedeki DAEŞ üzerindeki baskıyı kaldırıp yani Türkler saldırırsa Türklere döneceğiz. Onlar da serbest kalacak gibi şeyler söylüyorlar. Şimdi buradan bakıldığında bir kere işin başına dönelim. Bu Suriye niye bu hale geldi? Hatırlarsanız aslında Türkiye dış politikasında iki defa rota düzeltti. Suriye politikasında. Şimdi niye İran, Irak, Suriye, Rusya bir eksende, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Amerika, ABD, Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, hatta siyasetin başlangıcında Türkiye niye aynı eksende? Suriye konusunda. Tabii mevzilerinde. İlk yerlerden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bu çok basit bir şey. İki tane boru hattı projesi var. Bir tanesi İran'dan başlayıp Laskiye'ye giden. Birinci mevzilenme bu proje yani planlanmış, muhayyel. Evet. Boru hattı üstündeki ülkelerin ittifakı. Öteki de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki doğal gazı toplayıp Leviathan'daki, Suriye'nin açığındaki gazı alıp Türkiye'yi de buna dahil ederek Türkiye'yi bir enerji koridoru yapıp Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını ortadan kaldırmayı planladıkları bir boru hattı. Onun için başlangıçta Türkiye'deki görevden ayrılan Dışişleri Bakanı daha sonra başbakanlık Ahmet yapmış Davutoğlu'dan olan zatın evet. politikasının bir gereği olarak işte Rus uçağı düşürüldü. Ve Türkiye'nin Rusya ile arasında çok ciddi siyasi kriz oluştu. Gereklilik miydi peki başka türlü biliyorsunuz uçağın düşmesinde de. Ben o işin içinde bir kere başka bir sürü senaryo var. FETÖ'yü bu yapının dışında düşünmüyorum. Yani bu CIA'nin çok ciddi bir false flag operasyonudur. Yani sahte istihbarat tarihindeki en iyi organize edilmiş sahte bayrak operasyonudur. Yani bu yapılanma olduğunda ve o dönemde bir de Türkiye'de ciddi olarak bazı mevkilerde hala var olduklarını düşündüğümüzde tabii ki orada şeyi var. Yoksa Sayın Komutanım daha iyi bilir. Uçağın düşürülmesi için hiçbir sebep yok. Çünkü uçak biz operasyonunu yapmış. Evet. Evet. 17 saniye. Dönmüş gidiyor. Bir de düşmanca tavrı yok. Düşmanca tavrı yok. Kilitleme yok hedefe herhangi bir şey. Hatta yani. Gözle bakıldığında zaten mühimmatını atmış boş. Evet. Kanatlarının bombalamayı altı yapmış, boş. Bombalamayı yapmış evet. dönüyor. Şimdi, peki o aks dediği, o iki, o nokta nasıl değişti? O nokta benim gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı bazı şeyleri fark etti. Ve rotayı döndürmeye başladığında ilk yapacağı iş... Astana süreci biliyorsunuz istinat noktası oldu Türkiye ve bütün dengeler değişti Suriye'de. Ve dolayısıyla ve bu arada dikkat edin yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı fiziksel olarak tasfiye etmek yolunda girişimler de oldu. 15 Temmuz başta olmak üzere. Evet. Dolayısıyla bu rota düzeltildiğinde o boru hattının önü kesilmiş oldu. Ve Suriye'de zaten ondan sonra bir sürü denge değişti. Dikkat ederseniz bu projenin akim kaldığını, kadük olduğunu gördükleri için şimdi Akdeniz'den işte Güney Kıbrıs, İsrail vasıtasıyla Girit'ten Yunanistan'a bir proje haline döndü ama çok pahalı bir proje oldu. Eğer ama Türkiye'den geçirmek istemiyorlar. Maliyeti üstleniyorlar. Evet. Yani Türkiye düşürülmüş olsaydı daha ucuz bir oradan boru hattıyla Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığı ortadan kaldırılacaktı.
Bir de Rusya'nın bu coğrafyayla mesela bağı kesilecek. FETÖ darbeyi başarsa böyle bir senaryo işlerdi diyorsunuz. Bu senaryo işlerdi. Şu anda Suudi Arabistan'la özellikle Suriye sahasında PYD desteği düşünürsek Kaşıkçı meselesi de dahil tamamen çıkarlarımız ters. Dediğiniz gibi uçağın düşürmesi bir neden yok ama bir FETÖ olayı var. Ancak buradaki hata şu. Devlet makamlarında yetkili üst düzeyde bir yetkilinin bir daha olsa bir daha düşürürüz ifadesi yanlıştı orada. O kötüydü. Rus basınını çok ciddi izledim. Dönemin başbakanını diyorsunuz. Yani evet. Söylenmeseydi ve asıl rencide edici olan pilotun öldürülmesi. Ve pilotu öldüren şahsın televizyonlara çıkıp sonra o konuşulandı vesaire biliyorsunuz. Evet. Toparlarsak Alparslan Ertuğ. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dolayısıyla şu anda dengeler farklılaştı. Türkiye lehine değişti diyebiliyor musunuz? Türkiye lehine değişti. Türkiye bu sürecin sonunda bu coğrafyada çok ciddi aktif bir aktör oldu. Yani ağırlığı olan, süreçlerin belirlenmesine katkıda bulunan, hatta zaman zaman yönlendiren bir aktör haline geldi ve güdülebilir, uzaktan kumanda edilebilir olmaktan çıktı. Evet. İşin bence şeyi bu. Dolayısıyla buraya baktığınızda şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bütün bunları önünüze koyun. Fırat'ın doğusu çok stratejik bir yer. Yani benim kanaatim aslında Afrin'den önce Fırat'ın doğusuna girilse daha doğruydu. Amerika tam yerleşmeden. Ama geçmiş. Fırat'ın doğusu, petrol ve doğalgazın iki askerin arasında çok askeri terim kullanmak çapraz ateşte ama, kalmayalım diyorsunuz. Evet. Fırat'ın doğusu İran'a karşı taarruz çıkış hattı. İsrail açısından da İsrail'in savunmasının birinci hattı. Yani böyle birdenbire hadi aleyküm selam ben gidiyorum her şeyi bıraktım. Bir yer değil bana diyorsunuz. Çok inandırıcı gelmiyor. Siz de Naim Bey'in yani söylediği gibi. Yana, şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye açısından bu bir diplomatik başarı. Evet. Bunun mutlaka asker çekilmesi doğrultusunda bir sonucu da olacak. Ama ihtiyatlı karşılamak lazım. Çünkü oluşacak sonuçlara şimdiden doğru teşhis koymak, tedbir almak ve Türkiye hiçbir zaman için operasyon alternatifini masadan kaldırmamalıdır. Çok dakiksiniz. Tam kum saati bitti, konuşmanız da bitti. Eray Güçler'le devam edelim. Şimdi Amerika'daki bu, yani biliyorsunuz 2014'ten bu tarafa ciddi bir destek süreci var. PKK ile PYD ile işte Pentagon'un ittifakı söz konusu. Buna naçizane ben asimetrik ittifak diyorum. Devletlerle ittifak yapamayan bir büyük gücün mecburen bir terör örgütüyle sahada onu vekil tayin ederek yürüttüğü bir ilişki biçimi. Bunun ilahi nihaya bir ilişki biçimi olmadığı net ama bölgesel dengeler ve oradaki sürekli değişen konjonktürel duruma bakarsak PYD terör örgütünü yakından tanıyan yıllarca mücadele etmiş bir isimsiniz. Bu durumda ne yapabilir? Yani Türkiye'nin işte Fırat'ın doğusu operasyonu gündemde Sayın Cumhurbaşkanı bir süreliğine Rus basında da geçiyor ki şey olmuş değil. Böyle bir karardan vazgeçilmiş kesinlikle değil. Onlar zaten Türkiye'nin söylediğini yapan bir ülke olduğunu gördüler. Fakat bir süreliğine ertelendi. Amerikan askerlerinin çekiliş süreci vesaire. Belki de bu telefon görüşmesine binaen onu bilemiyoruz. Sizce PYD burada ne yapacak? Merkezi işte Esad rejimine mi yönelecek? Başka bir çare mi arayacak? Oradaki aşiret dengesini de düşünürsek PYD dışı faktörleri nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Teşekkür ederim. Ben de tam buradan başlayacaktım zaten. Doğru bir buluşma oldu soru bazında. Tabii şimdi ertelenme konusunu ya da bu sürecin ertelenmesi, operasyonun ertelenmesi hususunu belki farklı bir şekilde de tanımlayabiliriz. Ben bunu şöyle ifade etmek isterim. ABD ile Türkiye arasında daha fazla müşterekleşen bu operasyonel durumun senkronizasyon süreci diyorum ben bunu. Türkiye ile ABD arasında daha fazla müşterekleşen bu operasyonel sürecin askeri anlamda tabii operasyonel olgunun durumun Türkiye ve ABD askeri unsurları ve diğer unsurları arasındaki senkronizasyon süreci olarak tanımlamak isterim. Şimdi bakınız Sayın Cumhurbaşkanı ile Donald Trump arasında işte bugün basına da daha açık bir şekilde ayrıntıları yansıyan
telefon görüşmesi, işte bu esnada konferans görüşmesi yapılıyor, talimatlar veriliyor vesaire. Evet. İşte DAEŞ'te mücadele eder misiniz? Edilir. Zaten biz ettik vesaire gibi. Yani görüşmenin ayrıntıları ortaya çıkınca daha iyi anlaşılıyor ki aslında bu konuyla ilgili liderler seviyesinde bir stratejik planlama yapılmış. Şimdi bu stratejik planlamanın uygulanabilmesi için unsurların senkronizasyonu gerekiyor. İki yönlü bir hareket olması bekleniyor bu planlamada. Nedir? ABD askerlerinin bölgeyi boşaltması, bu mihvalde PKK, PYD ve DAEŞ'le mücadele edecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının alana koordineli bir şekilde girmesi. Şimdi takdir edersiniz ki bu kadar dağınık alanda bir anda askerlerin çekilebilmesi, bir anda alana girilmesi çok kolay değil. Şöyle söyleyelim, çok olumsuz güvenlik karşılaşmalar, güvenlik açısından çok ciddi sıkıntılar doğurabilecek hususlar meydana getirebilir. Bu risk var. Bu riskin ortadan kaldırılması işte planlanan bu stratejik planlamanın uygulanabilmesi için alt unsurların senkronizasyonu son derece önemli. Ben bunu senkronizasyon süreci olarak görüyorum, erteleme olarak görmüyorum. Çünkü orada son cümlede ucu açık bir durum değil, net. Bu ne demek? Yani biz Membiç ya da bir başka şekilde oyalandığımızı hissedersek A planını devreye koyarız. Bu anlamda siz ihtiyatla yaklaşmıyorsunuz o zaman pek. Amerika'nın çekileceğini düşünüyorsunuz. Hayır şöyle, yani ben ihtiyat payını farklı noktalarda konuşlandırmak isterim. Farklı noktalar üzerinden açıklamak isterim. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yani neticede erteleme adı altında ya da erteleme şeklinde ifade edilen hususun saha pratiğinde aslında unsurların senkronizasyonu süreci olarak tanımlıyorum. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Gelelim PYD ne yapabilir? Evet. Şimdi çok temel bir kural var. Çok temel. Hepimizin yıllardır söylediğimiz, aylardır söylediğimiz, hep bu PKK-PYD meselesi gündeme geldiğinde ifade ettiğimiz çok temel bir kural. Bir terör örgütü dışarıdan destek almazsa ne olur? Ortadan kalkar. Ne olur? Ortadan kalkar. Tabii ki canım. Yani değil mi zaten? Bugün bakınız PKK yurt içinde destek alamadığı için yok olmadı. Yani özellikle tabii içimizdeki hainler de temizlenince Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güç unsurları PKK'yı bitirdi. Sadece yurt içinde de değil. Yakın sınır çevresinde de bitirdi. Irak sahasında. Bakınız evet. Geçen hafta Karacak ve Sincar operasyonları o kadar önemli stratejik etki üretti ki saha kontrolü bağlamında. Siz hiç bir uçakla, savaş uçağıyla yani 2.2 Mach surate ulaşabilen 2.2 Mach 340 çarpı 2.2 yani ses hızının 2.5 katı neredeyse. Yani 20 tane uçağın küçücük bir alana o kadar süratle dalıp çıkarken yanında da SİHA'ların yani insan güdümlü olmayan SİHA'ların nasıl kullanıldığını hiç gördük mü? Bakın. Aynı şeyi Fırat Kalkanı değil, onda Fırat Kalkanı'ndaki şehit sayısı kadar Zeytin Dalı'nda 72 uçağın aynı anda Zeytin Dalı hava ancak sahasında. Ancak burada ifade etmek istediğim husus uçağın kalkması değil. Bu uçakların o yüksek performansla harekat icra ettiği alanda uçaklarla koordineli SİHA'ların da kullanılabilmiş olması. Birbirlerine çarpabilir onlar. Tabii. Birbirlerine tehdit de olabilir. Ama bunlar bu kadar güvenli bir şekilde kullanılabiliyorsa bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin geldiği teknolojinin seviyesini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Çünkü bir ayrıntıya girmek durumundayım burada. Uçakları her hedefe kullanamazsınız. Artı uçaklar her hedefi de görmez. Özellikle ani çıkan hedefleri görmeyebilir. Çoğunlukla da görmez. Pilotlar koordinatı alır ve oralara dalış yaparlar. Çoğunlukla. Evet. Dolayısıyla burada ani çıkan ya da uçağın yönlendirilmesine uygun olmayan hedeflerin eş zamanlı olarak SİHA'lar tarafından vurulması, vurulmayanların da eş zamanlı olarak bilgilerinin uçaklara aktarılabilmesi gibi mükemmel bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu işte alanda çok ciddi bir saha kontrolü ve saha baskısı üretti. Evet. Bundan dolayıdır ki doğudan özellikle bu kararında Amerika'nın şimdi, bu operasyonun alemin içinde duyurulması ve bu bahsettiğiniz yani neticede bunun üç temel dinamiği var. Bir tanesi bu. Ama ben şu PKK-PYD üzerinden devam etmek isterim. Yani burada çünkü Türkiye'nin ürettiği çok yönlü stratejik kapasitenin ABD'nin bu noktaya gelmesinde çok önemli bir etkisi var. İki, çok basit bir mantık. Dış destek alamayan terör örgütü
Eninde sonunda çöker, yok olur. Zaten bunlar sentetik olarak aslında saha sosyolojisiyle örtüşmeyen yapılar. Yani saha uyuşmazlığı, sahadaki doku uyuşmazlığı olduğunu biliyoruz. O yüzdendir ki bakın bugün Azez'de değil mi? Pek çok aşiretin katılımıyla buluşma gerçekleşti. Evet. Suriye Ulusal Koalisyonu çatısı altında bir deklarasyon da yapıldı. PYD'ye karşı. PYD'ye karşı bir birleşme söz konusu. Daha genel bakın, işte bu doku uyuşmazlığı, yani Marksist kökenli, işte sadece ABD'nin askeri durumunda, garnizon askerciği durumundaki yapıların sahadaki inanç ve değer sistematiğiyle örtüşmediklerini, ortaya koydukları örgütsel değerlerle halkın değerlerinin sürekli çatıştığını biliyoruz. Yani bu anlamda da bir sahada meşruiyet veriyor. Ortada o da aşiret şeyini ıskalayan bir şekilde devletlerin de çok zorlandığını işte biliyoruz. İşte bütün bu saha sosyolojisinde Türkiye'nin network ağında bakın çok çeşitli etnik, dini ve mezhepsel grupların Türkiye tarafından bir araya getirilebilme becerisi de çok ciddi bir kapasite üretti. Yani bunu da ifade etmemiz lazım. Askeri olarak ne olur? Son olarak onu sorayım. PYD'nin askeri, zaten yani biliyorsunuz onu Naim Bey ayrıca soracağım. Pek çok silah verildi ama 60 bin orduydu. En son konuştuğumuz öyle. 60 bin kişilik bir terör ordusu silahlandırılmış. Bunları kullanma kapasiteleri tıpkı Suudi Arabistan ordusu gibi problemli deniyordu. Ama ciddi bir endişe içindeler ve askeri anlamda, yani askeri anlamda derken Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı bir hareket anlamında, konvansiyonel mücadele anlamında zaten bir sonuç alamazlar. Bu durumda nasıl bir şeye yani... Bugün aldığım haberleri size sahadan söyleyeyim. Evet. SDG içerisindeki Arap aşiretli, Arap silahlı güçlerinin ayrıldığı, Kandil dışındaki diğer Kürt grupların, PYD içerisindeki Kürt grupların bir bölümünün de ayrıldı. Çatırdamaya evet, başladı. Yani bu çözülmenin yaşandığı. Bu bir koalisyon ve çatırdamaya başladı. Evet, yani bu PYD yapısının çözülmeye başladığına dair daha birinci gün yani düşünün ne kadar etkili oldu. İşte bir takım sözde açıklamalar vesaire. Sonuç olarak şimdi bu senkronizasyonla birlikte PKK-PYD'nin ne olacağını açıklayacak olursak böyle açıklamamız lazım. Özellikle işte abi, muhtemelen hani bu benim fikrim, gerçek planı bilemiyoruz tabii, onları ilgililer bilecektir. Evet. Ancak muhtemelen özellikle batıdan başlamak kaydıyla bu olmasını ben muhtemel bekliyorum. Bu alanlara ABD, bu arada gene saha bilgisi paylaşayım. Tel Aviyat'ın dün itibariyle ABD askerlerinin boşalttığı, dün itibariyle gene Manbij'den ki bir kısım unsurlarını çektikleri, az bir kısım unsurlarının kaldığına dair sahadaki bugünkü arkadaşların verdiği bilgiler de paylaşalım. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Burada önemli olan ABD çekilirse hareket tarzı ne olur ve PYD ne olur? Çekilmezse hareket tarzı ne olur ve PYD olur. Ama her halükarda bu operasyon öncelikle PYD'ye karşı yapılacağı için PYD'nin alandaki hakimiyeti sıfırlanacak. Bakınız şunu diyemeyiz. Yani PYD acaba bir başkasıyla iş... PYD bir kurumsal askeri, kurumsal ya da yarı kurumsal bir güç değildir. PYD sentetik olarak oluşturulmuş bir argümandır. Eğer bu senkronizasyonda boşluk verilmeden, boşluklar bırakılmadan, zamana sari, uyumlu bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri ABD askerlerinin çekilmesine paralel olarak içeriye girerse, müdahale ederse PYD'de çözülme süreci hızlanır ve ne olur aynı İdlib'deki gibi silahları ellerinden toplanır. Ondan sonra bunların yerel yönetimlere oluşturulma şekli, yani demografik oranlara göre yerel yönetimlere katılmaları sivil olarak sağlanır. Karşı koyanlar da gereği yapılır. Ama sonuçta bölge hem PYD'den hem de DAEŞ'ten temizlenir. Bakın bunun bir sağlaması var. Evet. Büyük ihtimal olan senaryo şöyle, biliyorsunuz. Bunun bakınız bir sağlaması var. Bu PYD'nin gidip de PYD gidip rejimle iş tutmaya çalışıyor. Dikkat edin. Evet. Bundan bir hafta önce de ABD rejime diyor ki PYD ile birlikte harekete Türkiye'nin girmesini engelle. Dikkat edin. İkisi de oluyor. Ha bu arada başka seçenekler var. Bakın neler dediler? İşte Körfez'den asker devşirip getireceğiz PYD'nin başına. Yok işte Suriyeli peşmergeleri Barzan üzerinden hiçbirisi olmaz. Yani şu var. Türkiye'nin bu stratejik kapasitesini dengeleyebilecek bir tek unsur vardı. O da ABD'nin bölgeye ilave askeri kapasite getirebilme kabiliyeti. Tam aksine çekiliyordu. Ama bu çekildikten sonra Türkiye'nin şu mevcut konjonktürde diğer başka seçenekler Türkiye'nin bu planlarını ya da PYD'yi orada tutma senaryolarını hayata geçirmeye yeterli olmayacak. Peki devam edeceğiz. Barış Dostlar'la dış politika boyutuyla
konuşmaya devam edelim. Şimdi Amerika'nın dış politik konsepti diyelim Barış Bey. Sizin uzun yıllardır üzerine çalıştığınız bir konu ve ciddi anlamda muhalefetle yaklaştığınız da bir konu açıkçası. Bölgesel olarak Amerika'nın Orta Doğu'dan başlayarak tüm dünyadaki işte hegemonya üretmeye yönelik stratejilerini epeydir üzerine çalışıyorsunuz. Orta Doğu özellikle Suriye sahasındaki stratejisi Amerika'nın Obama'dan sonra Trump'ın biraz söylemlerine endekslendi. Hatta Twitter diplomasisi diyorlar ona, tweetoloji diyorlar belki tam isminden emin olamadım ama bunun üzerinden yürüyen bir süreç var ve Trump Amerikan devletiyle böyle yani daha önce Pentagon galebe çalıyordu ama şimdi Trump'ın bir şekilde kendince bir hakimiyet sağladığı alanlar da var. Bu karara bakarsanız ciddi aslında devlete karşı da bir kendi devleti içindeki unsurlara karşı da bir meydan okuma olarak yorumlamak lazım mı? Bunun sonuçları ne olur dış politika açısından? Şöyle ki Trump'ın bu kararı kendi devleti içindeki unsurlara, ABD müesses nizamını şekillendiren siyasi, askeri, iktisadi ögelere bir meydan okuma değildir. Evet. Neden değildir? Şundan değildir. Türkiye'de her ne kadar bu yetmez ama evetçiler, bu liberaller, efendim ABD'nin başında bir esmer tenli var. Hem de kendisi gençliğinde sol hareketlerde buluşmuş. Ben de o yüzden bugüne göbek adı Hüseyin diyerek deseler de ABD gibi bir emperyalist devletin, ABD gibi bir küresel süper gücün politikaları ABD başkanının derisinin rengine, ABD başkanının göbek adına, ABD başkanının annesinin kızlık soyadına göre değişmez. Ha ABD'nin politikalarını büyük petrol şirketleri, büyük silah tekelleri, büyük sağlık ilaç şirketleri, büyük bilişim şirketleri, Yahudi lobisi, bizim askeri sanayi kompleks dediğimiz dev endüstriyel tekeller şekillendirir. ABD başkanlarının da orada çok küçük ölçekli, çok minik ölçekli bir manevra sahası vardır. Aksi halde onun dışına taşmak isterlerse A şıkkı taç başı uslandırır, B şıkkı ABD kendi başkanını da öldürebilecek kabiliyete sahip bir devlettir. Sizin de dikkat çektiğiniz Kennedy örneği devreye girer. Ha şimdi meseleye şöyle bakalım. Acaba ABD emperyalizminin Orta Doğu'daki öncelikleri, hedefleri, stratejik tercihleri, tehdit algıları, politikaları değişti mi? Şimdi uzun yıllardır, kabaca bir 25 yıldır ABD emperyalizmiyle ideolojik, politik, mesleki kavga veren bir arkadaşınız olarak benim çıkardığım 6 önceliği vardır ABD'nin Orta Doğu'da. 6 önceliği. Birincisi İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarının temini. Bu öncelik değişmedi. Değişmez. Hatta Trump'ın ailesi, aile boyutunda Yahudilerle çok yakın ilişkileri var. Evet. Damadı artı danışmanı, sonradan Yahudiliği seçen kızını biliyoruz. İki, ABD'nin enerji kaynakları ve enerji güzergahları üzerindeki nüfuz inşa çabası değişti mi? Değişmedi. ABD her ne kadar son 4-5 yılda kaya gazı ve kaya petrolü üretimine dahil olmak üzere dünyanın en büyük enerji üreticisi ülkesi konumuna geldiyse de ABD halen Orta Doğu'nun enerji kaynaklarını çok önemser. 3. ABD'nin İran'ı kuşatmak, dizginlemek, geriletmek, tercihan İran'da rejimi değiştirmek konusundaki stratejik önceliği değişti mi? Hayır. Bu da değişmedi. Devam ediyor. 4. ABD'nin İran, Irak, Suriye ve Türkiye'yi bölerek Akdeniz'e ulaşan, Akdeniz'e kıyıdaş olan bir Kürt devleti kurma gayreti değişti mi? Hayır. Bu da değişmedi. 5. ABD'nin son yıllarda dünya genelinde ve Orta Doğu özelinde nüfuzu çok artmış olan Rusya'yı bu coğrafyanın dışına atma niyeti değişti mi? Hayır. Bu da değişmedi. 6. Dünyada ABD'nin en büyük iktisadi rakibi olan ikinci büyük ekonomi, satın alma gücü paritesi üzerinden yapılan hesaplamalarda en büyük ekonomi olan ve ABD ile arasındaki ticaret yarışında açık ara üstünlüğü bulunan Çin'in petrol temin ettiği, tükettiği petrolün kabaca yarısını tedarik ettiği Orta Doğu'da Çin'e giden petrolün vanasını sıkma niyeti değişti mi? Hayır. Bu da değişmedi. Peki bir ara soru. Bütün bunlar olurken bu altı başlıkta sıraladığınız çok güzel. Bu karar bunda çelişmiyor mu? Bu karara ben de ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşanlardanım. Evet. Ha, şimdi az evvel siz çok doğru bir şekilde dikkat çektiniz. Hani tweetoloji ya da Trump TV diyorlar ya. Ben şimdi Trump'ın dengesiz,
kendi içinde çelişkiler barındıran kararlarına biraz mesafeli yaklaşan bir arkadaşınız. Bakınız Trump koltuğa otururken kampanyasında ne diyordu? Amerika first diyordu. Hani ben Amerika'da hocalık yaptığım halde yabancı terminoloji kullanmayı hiç sevmem. Yani ABD önceliklidir diyordu. Diyorduk kardeşim Afganistan artı Irak işgalleri artı Suriye'ye çullanmak bize 7 trilyon dolara mal oldu. Buna gerek yok. Ama aynı Trump koltuğa oturduktan kısa süre sonra ne dedi? Şunu dedi. Arkadaşlar dedi Obama'nın Irak'tan çekilmesi hataydı. Ben aynı hatayı Suriye'de yapmayacağım. Dolayısıyla Trump'ın tweetlerine ya da değişen söylemlerine bakarak bizim pozisyon almamız yanlış olur. Dahası bir siyasi tarih öğrencisi olarak ben hep şunu öğrenmişimdir. Dünyada hiçbir emperyalist güç çekilmek zorunda kaldığı, farklı gerekçelerle çekilmek zorunda kaldığı hiçbir coğrafyadan tokalaşarak bir tenis maçını kaybettikten sonra gidip rakibini kutlayarak centilmence çekilmez. Ayrılmaz. Ne yapar? Yarın öbür gün oraya yeniden gelmesine zemin yaratacak. Bahane, sebep, neden, gerekçe, mazeret üretecek. Uğurlar bırakarak öyle çekilir ki. Suriye sahasında ne olur bu uğurlar? Bu olur. Yani yarın öbür gün der ki kardeşim biz çekildik. Bugün için söylüyorum. Suriye'nin %1'inde ancak tutunabilmiş olan ABD yapımı IŞİD terör örgütü dirilmeye başladı. Biz gerisin geri geliyoruz. Şunu diyebilir. Canım biz çekildik. İran'ın nüfuzu çok fazla arttı. Biz geri geliyoruz. Canım şunu diyebilir. Biz geri çekildik ama Türkiye'nin nüfuzu çok arttı. Biz gerisin geri geliyoruz. Canım şunu diyebilir. Bizim kara gücümüz dediğimiz ve 70 bin kişilik bir terörist ordusu üretmeye çalıştığımız PKK-PYD terör örgütüne Ruslar, Türkler, İranlılar, bölgenin Arap unsurları çullanmaya başladılar. Biz bu kara gücümüzü boşuna mı besledik? Biz bunlara 18 bin tır dolusu silahı, 3 bin hava kargo dolusu mühimmatı boşuna mı verdik? Bunlar bizsiz bir şey yapamıyorlar. Bunlar alışmışlar emperyalist ABD tarafından desteklenmeye. Biz bunları bunlara dövdürtmeyiz deyip gerisin geri gelebilir. Yani geri gelmek için de pek çok bahane üretebilir. Bir de şu soruları aklımıza soralım. Hani komplo teorilerine de son derece açık bir konudur sonuçta bu. Rusya ile anlaştı mı? Hayır, Rusya ile anlaşması mümkün değil. Çünkü ikisinin stratejik öncelikleri çelişiyor. Peki Türkiye'nin acaba askeri harekat yapmak kararlılığından mı çekindi? Yoksa Türkiye'nin Rusya ile arasını açmak adına Türkiye'nin sınırlı, kapsamlı bir askeri harekatının önünü buna açmak geçmek için mi? Böyle çekildi. Bir operasyon Rusya ile aramızı açar mı peki? Eğer Türkiye bölge ülkelerinin İran, Irak, Suriye, Türkiye, Rusya öncülük edeceği, aynen büyük devrimci önderimiz Mustafa Kemal Paşa'nın zamanında kotardığı gibi Balkan Paktı, Sadabat Paktı gibi bir bölgesel dış politikaya öncülük ederse ve de Rusya'yı da bunu yaptı aslında. Rusya'yı yanına alır ise böylesi bir askeri harekat ABD'nin çok beklediği, çok arzuladığı üzere Türkiye'nin Rusya ile arasını açmaz. İdlib gibi olabilir diyorsunuz. Aynen. Unutmayalım ki Astana sürecinde Türkiye Ahmet Davutoğlu döneminde yaptığı uzun hatalardan sonra tam bir U dönüşü yaptı ve bir bölgesel ittifakın aktörü, bileşeni oldu. Bu bölgesel ittifakın aktörü olmayı aslında biz Astana'dan evvel de düşünmeli, akıl etmeliydik. Bizim böyle bir devlet geleneğimiz, böyle bir kabiliyetimiz ve kapasitemiz var çünkü. Neden? Astana sürecinden önde yapmalıyız, şundan yapmalıyız. Bakınız Rusya hariç olmak üzere 4 bölge ülkesi, 4 komşu ülke, 4 Müslüman memleketi yani Türkiye, İran, Irak ve Suriye. 4'ü de ABD'nin bölmek istediği ülkelerdir. Yani Rusya ile aramızdaki ortak paydaşları koyalım bir kenara, atmayalım çöpe. Ama bizim 4 bölge ülkesi olarak temel tehdit algımız ve temel mücadele etmemiz gereken güç bizleri bölmek isteyen ve biz dördümüzü böldükten sonra da bir kukla Kürt devleti, bir ikinci İsrail kurmak isteyen, bir garnizon devletçik oluşturmak isteyen ABD'dir. PYD yani, devleti mesela aynen. Suriye'de PYD devleti olacak. O bağlamda Türkiye'nin hani ABD'nin çıkma gerekçesi ne olursa olsun bu durumu bu anlamda da fırsata çevirmesi gerekir. Çünkü gerekçesi ne olursa olsun ABD'nin bölgeden çekilmesi önemlidir. Dört bölge ülkesi için bir fırsattır ve ABD'nin yarın öbür gün
farklı farklı gerekçelerle yeniden dönmesine mazeret üretebilecek bütün o uğurları bizim bu aşamada temizlememiz şarttır. İyi bir fırsat diyorsunuz. Evet. Bunu iyi değerlendirirsek sonuçları lehte ve olabilir ama ihtiyatlı bir iyimserlikle tabii, yaklaşıyorum diyorsunuz. Hep kafamızın bir kenarına tutalım. ABD, Afganistan ve Irak'tan ne kadar ne ölçüde stratejik bağlamda, askeri bağlamda demiyorum, siyasi bağlamda çekildi ki Suriye'den de o kadar çekilsin. Bakınız, Irak'ın kuzeyinin başkenti Erbil'de dünya üzerindeki en büyük başkonsolosluk yerleşkelerinden birini inşa ediyor bu ABD. 200 bin metrekare ve 2022'de tabii devreye girecek. Afganistan'dan çekiliyordu, vazgeçti. Hatta NATO müftetiklerine arkadaşlar pamuk eller cebe diyor. Kuzey Irak'tan çekiliyordu. Yerel unsurlar tabii, büyük elçilik binası tabii diyor ona. Irak'tan çekiliyordu. Doğru. Çünkü Erbil'i başkent kabul orada etme şeyi var. Danışman evet adı altında, danışman adı altında özel askeri şirketler, şimdi onların adını vermeyelim. Rütük'te sizin başınızı ağrımasın ama o özel reklam olmasın. Şirketlerin... Bir tanesi çok meşhur, çok tabii konuşuldu, hep eleştirilir. Blackwater gibi diyelim. Rusya'nın da kullandığı o var. O askeri şirketlerin ya da danışmanların kartvizitini taşıyan 10 bin adam var. Dünyanın en büyük elçilik binalarından birinde. Afganistan'da halen duruyor. Dolayısıyla ABD'nin Suriye'den tamamen askerlerini çekmesi de zayıf ihtimaldir. Başka başka adlar adı altında, danışman, özel askeri falan evet bir miktar tutacaktır orada. Peki. Devam edeceğiz. Şimdi Naim Bey askeri sonuçları konuşurken Eray Güçler'le PKK'nın ne diyelim bundan sonra yapabilecekleri çok fazla bir seçeneği yok ama Türkiye'nin topyekün bir askeri harekatı durumunda. Doğru. Bir Fırat Kalkanı, bir Zeytin Dalı'nda olduğu gibi. Ama Fırat'ın doğusu işte neredeyse Suriye'nin dörtte birinden fazla, üçte birine yakın, %28'ine tekabül eden bir alan ve çok hızlı büyümüş. Tabaca üçte biri. Evet, üçte biri diyelim onu toparlayarak. Bu alanda çok ciddi bir varlığı var. Şimdi Türkiye buraya bir operasyon sürecini önce işte Musul'a, yani Musul ve Sincar bölgesine ayrı ayrı Irak'ta ve şeyde. Tabii. Başlattı hava harekatlarıyla ve topçu atışlarıyla devam eden bir süreç. Doğru. Ve daha da işaretleri görülen ama topyekun başlamamış bir harekat. Doğru. Başlarsa nasıl olur sizce? Daha noktasal mı olur? Daha farklı evet bir harekat planı mı olur? Sizinle daha evvel katıldığımız programlarda konuştuğumuz o işte Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması da dahil evet, pek çok milli güvenlik meselesi gündeme doğru gelecek gibi de duruyor. Doğru. Nasıl olur operasyon? Nasıl bir doğru harekat planı şimdi bekliyorsunuz? Şimdi müsaade ederseniz değerli izleyenlerimize şunu bir açıklayalım. Evet. Şu ABD şu sarı alanda. Şu birinci sarı kameradan alanda gösterelim arkadaşlar. Evet, evet. Şu sarı alanda. Bu sarı alan Suriye coğrafyasının yaklaşık %30'u. Buna evet Fırat'ın doğusu diyoruz. Evet. Fırat'ın doğusunda YPG PKK var ama dağılma sürecine girmiş, dağılma demeyelim de çözülme sürecine girmiş durumda. Çünkü bugün Azer'de evet 150 aşiret toplandı. Bu aşiretler Arap, yeterli Türkmen. Sanırım. Bir de şu göstereceğiniz evet orası. ABD'nin konuşmadığımız şu bölgesi de ABD'nin kontrol altında Ürdün sınırında Suriye coğrafyasının %8'i. Menbiç'i de saydığınızda ABD aslında %40'ını kontrol ediyor. Evet. Tamam. Şimdi burada ne zaman çekilecek Ürdün sınırında? Burada İsrail faktörü çok önemli. Radikal unsurlar burada PYD, PKK terör örgütü yok ama. Yok ama. El-Kaide motifli unsurlar var. İsrail'in, Suudi Arabistan'ın ve ABD'nin destekliği. Şimdi bunu da unutmayalım. Burada da bir harekat odaları var. Evet. Bu başladıktan sonra şimdi biliyorsunuz Sayın Dışişleri Bakanı dedi ki operasyonu 8 Ocak'ta yapılacak ABD'deki toplantıdan sonra kararlaştıracağız dedi. Bugün en son demeci oydu. Biz evet de hep onu söylüyorduk. Ben yani o operasyonla ilgili bu tür ilk başlangıç safhasında o topçu atışı başladığında Sincar'a ve Karacak Dağı'na dair benim değerlendirmem oydu. Neden? Siz hep NATO bağlamında yani, gidilmesi gerektiğini söylüyordunuz. O bir de değişik yani ben operasyonun hemen başlayacağı konusunda ihtiyatlıydım. Başlayabilir Türkiye. Güçlü bir ülke. Başlar elbette. Fırat'ın doğusu 500 kilometrelik bir sınır. Ama Fırat'ın batısında Afrin ve Fırat Kalkanı yani Elbap, Azez, o Cerablus gibi onların cephesi 40-50 kilometre. Fakat burası 500 kilometre. Bir de burada orada Rusya ile işbirliği yaptınız. Rusya'nın askerleri çekildi. Hava sahası kontrol yönetimi sizde. Ve harekata başladınız. Normal bir klasik askeri harekat. Ama burada hava sahasının kontrol yönetimi ABD'nin elinde kalsaydı eğer. İkinci faktör ABD askerleri vardı çeşitli yerlerde. Ve
Trump'ın ve diğer yetkililerin ABD karşı karşıya kalma riskinin olmaması gerektiği konusunda bir düşünce beyan ettiler. Türkiye de istemez. Yani tabii. NATO üyesi bir ABD ile durup dururken neden karşı karşıya kalsın? Yani sıcak temasla kazayen olabilir ama kaza dışında niye olsun? Onun için ben hep bu operasyona biraz ihtiyatlı yaklaştım. Nitekim bugün Sayın Dışişleri Bakanı, önce Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Bu operasyonla ilgili konuyu ABD ile işbirliği, Trump'la işbirliğiyle götüreceğiz dedi. Özellikle vurguladı. Ama kararlıyız dedi. Daesh'i de bu operasyonun içinde. Evet. Çünkü Trump'la görüştüğümüzde mutabık kaldık. Sadece PYD, PKK değil ama Daesh de bunun için içinde. Demek ki şu anda Türkiye bir PYD, PKK terör örgütü var. Bir de Daesh var. Onları etkisiz duruma getirme durumu olan. Şimdi birine hava harekatıyla devam eder, koalisyon desteğiyle, yerel unsurlarla, örnek veriyorum, bu aşiretler toplandı, 100 aşiret, 400 delegeden bir meclis oluşturuyorlar. Bunların içinde Kürt aşiretleri de var. Ve Fırat'ın doğusundaki o SDG dediğimiz Suriye Demokratik Güçleri şemsiyesi altında ama omurgasını YPG, PKK terör örgütünün oluşturduğu, oradan kopan aşiretler var. Onun için YPG biraz çözülme sürecinde Şam'a doğru yanaşıyor. Şimdi Türkiye'nin şu imkanı var. Yerel aktörler üzerinde etkili. Bu aşiretler vasıtasıyla. ÖSO olmuyor. Evet. Yerel aktörlerle etkili olduğu için belki daha işe ilgili bazı faktörleri... İstihbari operasyon anlamında mı devreye sokabilir? Evet, onlara nokta operasyonu şeklinde yaptıracaktır. Hava harekatının lojistik desteği Türkiye. Sağlayarak. Nitekim ABD'den de lojistik destek istemiştir koalisyondan IŞİD. Çünkü IŞİD bütün dünyanın terör örgütüdür. Küresel terör örgütü. PYD, PKK'yı kabul etmiyorlar ama onu da verirler lojistik. Öyle ama PYD PKK operasyonu 8 Ocak'ta yapılacak toplantı sonrası biraz netleşir. Soru şu. Türkiye soracaktır. Buradaki askerleriniz ne zaman çekilecek? Ben olsam onu sorarım. Evet. Karşı karşıya kalmama riski. Onlar da istemiyor. Onlar da üzmemek için. Madem böyle bir kapı aradılar. Herhalde bir senkronizasyon vardı. Elbette. Olması adına ne zaman çekilecek? Ben sorarım masada asker olarak. Ne zaman çekileceksiniz? Efendim 60 gün 100 gün zaman çizelgesi verdiler. Ben de derim ki onlara teklif olarak. Tamam, Rakka'nın güneyi bölgesini siz 60-100 güne de ama şu kuzeydekileri bir erken çekerseniz 10 gün, 20 gün, 30 gün ya 40-60-100 güne beklemeyelim. Çünkü bir sistem var. Burada güçlenir. IŞİD Daesh de güçlenir. Çünkü IŞİD Daesh de beraber bunlar. Ha diyebilirler ki biz Rakka bölgesi, Rakka Hasakya sınırı yani benim dediğim 40-50 kilometre bir derinlik. Oradan önceliği oraya verelim. Teknik heyetler. Peki bu derinlik bahsettiğiniz 40-50 kilometrelik derinlik de hatta yine harita üzerinde gösterirsek izleyicilerimize de. Şu derinliği kastediyorum. Evet, bu derinlik de 30-40 kilometre derinlikteki tüm 511 kilometre boyunca mı olur? Operasyonel manada söylüyorum. Evet, onu söyleyelim. Evet. Orada olmaz. Çünkü askeri literatürde şöyle vardır. Bir bölgeyi kontrol altına almanız için her metrekarenin başına bir asker koymanız konuşlandırmanız, bulundurmanız gerekmez. Çünkü o hava keşif vasıtalarıyla, gözetleme unsurlarıyla, yerel istihbari kontrol altına. Önemli olan kritik bölgeleri, yüksek bölgeleri, hakim bölgeleri. Yani tepeden baktığınızda her yeri göze. İki, ulaştırma yollarını. Mesela burada çok kritik bir ulaştırma yolu, stratejik ulaştırma alanı var. Hemen Tel Abyad'ın güneyinde Ayn al-İsa var mesela. Evet. O ulaştırma yollarının hepsini kontrol ediyor. Onun güneyinde Rakka'nın kuzeyi var mesela. Şimdi... Dolayısıyla Türkiye böyle aynı Arap'tan yapabilir, Kobani dedikleri bölgeden. Neden orası çok elverişli? Süleyman Şah Türbesi'ni hemen konuşlandırır orayı. Aynı Arap'tan gelir, 37 kilometre. Evet. Süleyman Şah Türbesi'nde emniyetini sağlamak için takviyeli bir tabur kadar kuvveti, 10-20 kilometre genişlikteki bir alanı yerel unsurlarla beraber. Aslında Süleyman Şah Türbesi deyince bir hatırlatma yapmak istiyorum izleyicilerimize. Nereden nereye geldik? İşte Süleyman Şah Türbesi'nin son taşınmasında, ondan önce de savaş dışı sebeplerle taşınma şeyi var. Baraj inşaatı vesaire ötürü. Daesh biliyorsunuz kuşatmıştı. 22 Şubat 2015'te Daesh burayı tamamen kuşatmıştı. Bizim Mehmetçiklerimiz, orada görev yapan kahramanlarımızın şehit olma riski vardı. Evet. Yani kayıp zayiat verme riskimiz vardı. O nedenle siyaset makamı sanıyorum bir karar verdi ve çekti. Ama... Şimdi şöyle bir şey var Ferhat Bey. Tabii o zamanın koşullarında değerlendirmek lazım. Katılıyorum. Ben orada karargahta olsaydım ne derdim bilemiyorum teklifi. Çünkü o bütün bilgiler bende yok. Şimdi diyelim hareket. Ama ben o gün 22 Şubat 2015'te çekildikten sonra ertesi gün bir yazı yazdım. Ve dedim ki bu stratejik hatadır dedim. Askeri mentalitem o yere gerektirdi. Ben o yazıyı yazdım. Duruyor.
Ben hala onu söylüyorum. Diyorum ki siz sonra yine güvenliğinin sağlanması gerektiğini de söylediniz. Evet, ben diyorum ki orada kalsaydı, biz girseydik oraya. İyi bir fırsat mıydı? Girseydik, çepeçevre alsaydık emniyeti ve Membiç'te o zaman konuşmuyor olacaktık. Niye? Çünkü Membiç'in hemen doğusunda Fırat kenarındaydı. Evet, Membiç'te. Ve arada Fırat'ın doğusunda da o Aynlı Arap'ın güneyinden bir kama gibi girecek. Dolayısıyla Fırat'ın doğusuyla Fırat'ın batısını da kesintiye uğratacak. Şimdi benim böyle bir mantıklı düşüncem var. Olsa ha, iyi o zaman olurdu. Görev yapanlar diyebilir. Evet. Efendim siz bu verileri bilmediğiniz için bunu... Ama ben yine bir asker olarak ben komutanıma veya siyaset bakanı onu teklif ederdim. Onu bir tarafa bir bırakalım. Bir kenara koyalım. Bir 15 Temmuz öncesi bir süreç bu arada. Evet, 15 Temmuz'dan önce kafamızı kaldıramıyorduk. Ne belli değil. Yani evet. Onu onun için ayrı bu. Evet. Belki de şimdi düşünenler vardır. Keşke çekmeseydik diye onu bilmiyorum. Evet. Ben görüşmedim. Kendi düşüncem. Şimdi olursa Tel Abyad bölgesinden güneye 40-50 kilometre. Efendim Resulayn bölgesinde ama burada şimdi Türkiye'nin manevra alanı genişledi. Eskiden şöyle 30-40 kilometre derinlikte diyorduk ama şimdi Rakka var. Rakka çok stratejik bir yer. Şimdi Türkiye... Ki en başta Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz DEAŞ'la mücadelede beraber yürütelim dedi. Amerika PYD'yi tercih etti. Şimdi Obama döneminde. Rakka gibi büyük bir merkez var. ABD eğer çekilecekse ve İsrail'in, Netanyahu'nun dediğinin tersine etkisi eğer burada sürmeyecekse yani bizim diyelim ihtiyatlı yaklaşımımızın dışında bir olay gelir. O zaman Rusya muhtemelen Şam yönetiminin de isteğine, teklifine her neyse ne derseniz İran da dahil. Ne İran, ne Rusya, ne Şam yönetimi sizin burada çok fazla bir nüfuz alanına sahip olmanızı istemez. Her ne kadar aslan süreci devam etse de. Diyecekler ki sizin tehdidiniz ne kadardır? Efendim 30-40-50 kilometre. Oradan itibaren size terör örgütü herhangi bir menfi, olumsuz bir tehdit oluşturmaz. Geride de biz dağıtırız bunları. Onlar çözülürler, giderler. Öyle bir maksat şey hasıl olur ben, derler. Ben evet. Ama yani Rakka'nın kuzeyinden Haseken'in o bölgeye böyle yumuşak bir operasyon olacağını düşünüyorum ama bu operasyon 500 kilometrelik sahanın çeşitli noktalarında olur diyor. Metrekaresi değil. Çünkü Kamışlı'da da YPG PKK terör örgütü var, Resulayn'da da var, orada da var burada. Fırat yoğunluk ama burada tabii DAEŞ'le ilgili hava kuvvetleri dediğim gibi yerel unsurlar. Fakat bu operasyonu ne sınırlar? Zaman çizelgesi. Benim düşüncem 60 gün 100 günde tamamlayacağı için bu askeri çekilmesini öyle zaman diyecekler ki 60 gün 100 gün bekleyin. Nasıl olsa bunlar çözülmeye başladı. Size de tehdit olmuyor. Biz de çekileceğiz. Risk. Ama bir şey daha çıktı. Fransa dedi ki ben ABD'nin boşalttığı yerleri ben dolduracağım dedi. Ben çekilmeyeceğim dedi. Böyle bir lojistik gücü var mı? Böyle bir imkanı var mı? Fransa yani... yapabilir. Fransa NATO ülkesinde bunu yapabilecek orduları size söyleyeyim. İngiltere yapar. Biliyorsunuz Falkland adalara kadar gitmiş. Yani ben kendi kıtasının dışında askeri harekat icra edebilecek ordulardan bahsediyorum. Fransa yapar, İngiltere yapar, Türkiye yapar. Hollanda hava kuvvetleri ama şöyle söyleyeyim Naim Bey yani ABD ile ama ABD gibi restleşmişken burada... Türkiye, Fransa Türkiye'ye rağmen yapar mı? Şöyle, yok o yapamaz. Türkiye için Fransa burada yani ABD verdiğimiz enerji verilmez. Evet. Sadece denir ki ihmal edilebilir bir. Evet. Yani NATO müttefikidir. Yani 2-3 gün önce denilir ki biz şu saatte denmez de şu gün başlayacağız. Bu bölgeler hedefimizin içinde. Bildirim bölge koordinatı artık mandater devlette değil 100 sene önce olduğu gibi. Yani bildirim de bu. Evet. Bunu da NATO nezdinde de söyler bunu. NATO'nun toplantıları nezdinde. Sorumluluk ona ait olur. Yani ABD gibi bir küresel güç değil. Onu siz söyleyeyim. Buradaki kuvvetleri tabii. Sarı yelekliler eylemi için güvenlik amacıyla çekin gibi. Evet. Ya 60-100 günlük bir şey olabilir. Sarı yelek giyer, bilemiyorum. Tabii 60-100 günlük bir durum olabilir. 60-100 gün böyle bir gecikme Türkiye'nin dezavantajı bir gecikme durumu olur. Bunun dışında oyalama bir dezavantaj olmaz. Ama 60-100 gün içerisinde değerli hocama katılıyorum. Değerli konuğumuza da katılıyorum ben. İhtiyatlı yaklaşmamız gerektiğinin altını kalın çizgiyle belirttik. 60-100 gün içinde İsrail'in, ABD'deki İsrail lobisinin, damat çevrelerinin, Kuşner. Suudi Arabistan etkisinin, Suudi Arabistan'ın... Hele de Kaşıkçı olayından sonra. Suudi Arabistan'ın buradan bırakın çekilmeyi, hem Suriye'yi parçalama hem de Türkiye'nin burada bir yerde kalmasını istemeyen bir ülke. Bir hasmane tutumu var genç prensleri. Bir de Suriye hatırlatalım değerli izleyenlerimize. Suudi Arabistan'la İsrail arasında 2015'te Washington'da Türkiye'nin de Türkiye'yi de içine alan bir Kürt devleti konusunda anlaştıklarını söylediler açıkça. 2015'te 7 madde var. Bunun birinci maddesi o, ikinci maddesi İran rejim değişikliğinin yapılması.
Şimdi böyle bir İsrail var. 60 günde Trump günlük düşünen bir insan. Bazen saatlik düşünüyor. Hocama fikir değiştirir mi acaba? Saatlik düşünüyor, taktik düşünüyor. Kendi fikir değiştirmez de. Mesela öyle bir yerlerde bir terör olayı çıkartılır ki. Tekrar dönüş için Daesh'tir, bir bahane üretilebilir. Daesh duruyor. Barış Bey'in söyledi. Şam'da 50 kişi, Halep'te 50 kişi, Rakka'da 100 kişi. Umarız pazarda. Öyle bir şey olmaz ama denir böyle ki, bir risk biz, var. Biz 10 gün terk ettik, gördünüz mü? Evet. Bunu kontrol altına almadınız. Gelir, fikrini değiştirir. Biz biraz daha kalacağız denir. Böyle bir şey olabilir. Onun için gecikmenin böyle bir dezavantajı var. Sonuç çok olarak, uzamadan çekilme evet, ne kadar hızlı olursa o kadar olarak, iyi diyorsunuz. Sonuç olarak biz Rusya da burada ana aktör olacak da çekildikten sonra onu unutmayalım. Biz Rusya ile işbirliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. İran'la işbirliği olduğu gibi devam etmemiz lazım. Evet. Bu çerçevede devam ederken Rusya ile işbirliği, İran'la da işbirliği de Fırat'ın doğusunda belki 60 gün sonra sözünde durmasa bile ABD, o zaman günah bizden gitmiştir ve oraya kesin girebiliriz diyorsunuz. Bir açıklama ihtiyacı belki olabilir. Buyurun. Burada şunu da tartışmamız lazım. Yani mesela 60 ila 100 gün sonra mı silahlı kuvvetler oraya girecek? Bizim askerim. Türk Silahlı Kuvvetleri. Yoksa senkronizasyon mantığına uygun olarak. Yani bunlar 60 ila 100 gün içinde bunu tamamlayacaklar. Ama birden de tamamlamayacaklar. Yani 10 gün parti içerisinde parti. Bir yeri. İşte burada bence. Bıraktığı yere girilebilir mi diyorsunuz? Benim anladığım yani 60-100 gün içerisinde bunlar burayı terk edecek ama 60-100 gün içerisinde biz bu alanda konuşlanmış olacağız. Şimdi eğer öyleyse, yani öyleyse biraz tabii da, bu yorum olayı. Evet, bu yorum tabii bu 8 yani. Ocak'ta yapılacak evet, Dışişleri Bakanlığı kararlı. Seviyesindeki toplantıda herhalde biraz daha açığa çıkar. Netleşir. Biraz ama daha, böyle olursa ama sizin anladığınız bu. Bir evet. Antipa, Aynel İsa dediğim yer var benim Tel Abyad'ın. Çok, orada ABD'nin geliştirdiği çok büyük bir üssü var. Hemen hemen en büyük üssü orada. Şimdi burayı nasıl terk edecek diye düşünüyorum. Birine mi devredecek? Yoksa diyecek ki ben Fransa'ya devrettim. Adam akıllı bir vekil de yok. PYD'yi bırakacak halde. Fransa'ya devrettim. Herhangi bir ihtiyacı olursa Fransa'nın yardımına koşarım mı diyecek. Onu göreceğiz. Zaten. Hep beraber göreceğiz. Evet. Alparslan Ertuğ'a söz vermeden önce sizden hemen kısa bir ek alayım. Sonra reklama gideceğim. Alparslan Ertuğ'u bölmemek adına. Buyurun Eray Güç'te reklamınız var. Bu yani sürecin operasyonel mantığı senkronizasyona dayanıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Aksi baştan takdirde, beri onu söylüyorsunuz. Hani evet. Boş verin ABD'nin... Evet öyle ihtimaller var hani onu reddetmiyorum ama ondan daha kaotik olaylar olabilir. Tabii. Yani oradaki PKK, PYD bu ABD çekildikten sonra ya da başka türlü terör örgütlerinin ya da yerel halk içerisindeki grupların birbirini tüketmesi gibi çok daha kaotik. Kötümser senaryolar evet, şeylere, olabilir. Yani bu boş, o yüzden diyorum hani ısrarla bunun altını çiziyorum. Tam muhtemelen, bir işbirliği var diyorsun. Bu, muhtemelen de bunu düşünülmüştür diye değerlendiriyorum çünkü... Çok hassas bir konjonktür, çok evet. Hassas bir yapı. Bu arada boşluk olmaması bence bu sürecin yani 60-100 günü tanımlarken birbiriyle koordineli esnadaki hareketler arasında boşluk olmaması bu işin ana ağırlık merkezi. Tabii tabii arzu edilen evet, o evet. Elbette. Ama askeri işte olarak, ABD tarafı ne düşünüyor onu bilmiyoruz. Bunu devam edeceğiz reklamlardan sonra. Alparslan Ertuğ'la Kozmik Masa'da dört değerli konukla Amerika'nın Suriye'den çekilme, daha doğrusu Trump'ın açıklamasında ifadesini bulan ve Amerikan devletinde de biraz sarsıntıya yol açan Suriye'deki dengeleri değiştirecek Türkiye lehine büyük oranda senaryonun neden ve sonuçlarını konuşuyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. Evet, Kozmik Masa'da Amerika'nın Suriye'den çekilme planını konuşuyoruz. Kimlerle konuşuyoruz? Naim Babiroğlu var, emekli bir general. Kendisi İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Barış Toster, siyaset bilimci ve yazar, eski istihbarat uzmanı. İstihbarat uzmanının eskisi olmaz öyle söyleyelim. Cemal Alparslan Ertuğ var ve... Rusça bir sözcük var. Derler ki... Çekistov bıhşik nübüvayt. Yani eski çekist, yani eski gizli servisçi olmaz. İstihbarat uzmanı olarak evet bize... Suriye sahasında yaşanan gelişmeleri ve Amerika'nın çekilme kararını anlatacak Alparslan Ertuğ ve Eray Güçler var. Emekli albay, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Alparslan Bey, bu olay, istihbarat bu işin merkezinde. İstihbarat Suriye Savaşı'nın başlangıcından bu yana çok önemli olduğu biliyorsunuz. Yusuf Nazik operasyonu var Türkiye'nin. Bu epey önemli bir operasyondu. 8 aylık bir geçmişi var izleyicilerin pek bilmediği. Ciddi bir çalışma. Hatta 3,5 yıl daha geriye gidilirse bir...
çalışma süreci var. Bir istihbarat savaşı. Geçmişte nasıl Soğuk Savaş'ta İstanbul casus cenneti ise ABD, NATO istihbarat örgütleri ve KGB açısından şu anda Türkiye Suriye sahasında. Suriye sahası bir casuslar cenneti aynı zamanda. Bu zaviyeden bakarsak askeri hard power denilen gücün kullanımının ötesinde burada hangi istihbari araçlar devreye giriyor ve Amerika'nın oradan çekildiği bir senaryoda ne tür bir istihbarat boşluğu oluşacak ve bunu Türkiye'nin doldurma ihtimali özellikle oradaki aşiretler dengesini göz önüne alırsak nedir bu potansiyel? Şimdi MİT'in yapısında yapılan değişikliklerden sonra MİT yurt dışında operasyon yapma yetkisine sahip oldu. Ve o günden sonra 2015'te yapılan yasa değişikliğinden evet, bahsediyoruz. Ve o günden sonra MİT özellikle Suriye sahasında Kuzey Irak'ta çok ciddi operasyonlar yapıyor, faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla Amerika çekildiğinde istihbari bir boşluk olmaz. Çünkü zaten orada bu silahların gürültüsü altında fark edilmeyen bir istihbari dünya savaşı oluyor. Yani ve istihbaratçıların büyük bir bölümü de... Hangi servisler var peki sahada? Açık somut cümlemi tamamlayayım. İstihbaratçıların büyük bölümü de askerlerden farklı olarak o savaşın içine silahsız giderler. Yani tek silahı örtüsüdür. Yani örtüsü yırtılırsa can güvenliği tamamen ortadan kalkar. Şimdi orada ben size söyleyeyim. Bir kere FSB var. Rus servisi. Daha doğrusu Severe var. Severe. Dış FSB istihbarat iç servis. İstihbarattır. Yani FBI'nin muadili olan. FBI'nin muadilidir. Genelde yanlış biliniyor. Onu da düzeltmiş evet. olalım. Evet. FSB denilen istihbarat teşkilatı FBI'nin muadili olan. Severe ise CIA'nin Rusçası Federalna Slujba Bezpečnosti. Yani Federal Güvenlik, güvenlik Servisi. Evet. Dolayısıyla iç güvenlik örgütüdür FSB. Rus servisi var. Rus servisi var. Mossad var. CIA, yani Amerikan askeri gitse bile CIA kalacak. Çünkü zaten biliyorsunuz bir sürü paralı askerinden işte uzmanına kadar, danışmanına kadar dedi Barış Dostlar. İnsanlarla şeyden, hatta insani yardım görevlisi, muhtemelen beyaz baretlilerin içerisinde yer alan unsurlarıyla CIA olacak. Fransa var, İngiltere var. İran var. Türkiye'yi saymadınız. Gerek görmediniz. Türkiye'nin orası arka bahçesi zaten. Baştan söyledim. Evet. Türkiye oraya çok ciddi yerleşti ve orada evet. istihbarat boşluğu olmayacak dedim. Evet. Dolayısıyla Amerika çekildiğinde bu savaş devam edecek. Fakat Türkiye 2015'te gizli servisine, istihbarat servisine o yetkiyi verdiğinde MİT silahlı unsurlarla da orada bulunur hale geldi ve yani hem silahlı kuvvetlerle koordine ederek hem kendi silahlı unsurlarıyla da operasyon yapar hale geldi. Buradan şunu ayırmak lazım. Yani mesela bir jandarma özel harekat ya da özel kuvvetler gibi silahlı unsur kullanmak yerine gizli servis genelde yerel sosyolojik yapının kendi çıkarları doğrultusunda organize edilmesi, karşı cephenin bölünüp parçalanması. Ki bir parantez açalım, tam da bu Kobani sürecinden sonra özellikle evet. PYD'nin sürdüğü Kürt aşiretler, PYD evet. yanlısı olmayan gruplar Türkiye'ye evet. sığındılar. Türkiye'nin de bunlarla teması malum. Türkiye bu coğrafyadaki her türlü etnik kökenden ve her türlü mezhepten insanlarla temas halinde. Zaten burada özellikle birinci bölümde Sayın Babiroğlu, yani bizim Kürtlerle bir, yani Kürt kimlikli onu insanlarla ayırıyorum. Bir problemimiz olmadığını altını çizerek söyledi. Ben bütün konuşmalarımda onu söylerim. Tabii. Bizim yani Kürt kimliğinden dolayı insanlarla bir problemimiz, bir kavgamız yok. Bizim kavgamız terörle. Bizim kavgamız ülkemizin bekasıyla ilgili. Bizim kavgamız insanlarımızın ister kimliği Kürt olsun, ister Türk olsun, ister başka etnik kökenden olsun, hepsinin can güvenliğini sağlamaya dönük kaygılardır. Dolayısıyla o alanda istihbarat
kavgası, istihbarat mücadelesi devam edecektir ve bu temel olarak da karşı cepheden bazı unsurların koparılıp kendi tarafına alınması, tarafsız bulunan unsurların birleştirilip bir cephe haline getirilmesi, dolayısıyla sosyolojik ve siyasi yapılanmaların da oluşturulması. Sadece anayasa silahlı değil. Evet. Evet. Ve dikkat ederseniz bu faaliyetlerin sonucunda... Peki toprak sonucunda, bütününe hizmet eder mi bu süreç? Elbette. Amerika çekilirse. Zaten Türkiye'nin temel önceliklerinden bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğü. Evet, bunu titizlikle koruyacak. Türkiye'nin Suriyelileri gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra Suriye'ye tekrar geri gitmelerini sağlamasının temelinde yatan da bu süreçte, yani geçmişte yaşadığımız şu 8-10 sene içerisinde PKK-PYD'nin özellikle ülkenin kuzeydoğusunda ve kısmen Afrin'de yaptığı etnik temizlik, yani Kürt olmayan ya da kendisine biat etmeyen unsurları coğrafyadan uzaklaştırma politikasına karşı eskiden orada yerleşik bulunan ama barış veya ateşkes sağlandığında tekrar bu unsurları eski yerlerine döndürme çabasına devam etmesi gerekiyor ve planları da öyle devam edecektir. Suriyelilerin bu kadar süre içerisinde Türkiye'de can güvenliği içinde kalmaları, Türkiye'den bir misafirperverlik görmeleri, Türk halkından ciddi bir düşmanlık görmemeleri, bunların Suriye'ye gittikten sonra bir şekilde Türkiye ile çok sağlam, kültürel, sosyal bağlar oluşturması anlamına gelecek diye düşünüyorum. İyi bu şeyi, süreci iyi yönetmek lazım. Peki, bu şeyleri iyi kullanmak lazım. Rusya ile ilişkiler konusunda çok çalışmış bir isimsiniz. Şimdi Pentagon'un, özür dilerim, bu S-400'ler meselesinden sonra işte Patriot füzelerini biliyorsunuz onaylandı Türkiye'de. İnsanlar uyurken Amerika'dan böyle bir karar çıktı. Bunu da göz önüne alırsak, yani Amerikalılar bizim Rusya ile şu süreçte daha derin, daha özellikle Suriye sahası için stratejik işbirliği oluşturmamıza karşı bir alternatif mi geliştirmeye çalışıyorlar? Hem bir NATO üyesi olduğumuz için hem de Suriye'de onların hilafına demeyelim ama onlara rağmen işte Astana-Soçi sürecinden bu tarafa pek çok sahada operasyon sürecini başlattığımız için İdlib dahil. Aslında tabii Türkiye'yi bu üçlüden çekip koparmayı planlıyor olabilirler. Ama Türkiye geçmişte yaşadıkları derslerden sonra bu üçlünün arasından çıkıp tekrar karşı tarafa geçmez. Türkiye zaten bir NATO üyesi ülke. O konumunu koruyacak. En fazla yapacağı şey Rusya'nın ve İran'ın koluna girmiş vaziyetteyken oradan elini uzatıp Amerika'yla tokalaşmak olacaktır. Türkiye patriotları alabilir ama bu S-400'leri almaktan vazgeçmesi anlamına gelmez. Ruslar da öyle bir açıklama yaptılar. Zaten şöyle söyleyeyim, ben hasbelkader savunma sanayi içerisinde şu anda belirli işler yapıyor olmam nedeniyle biliyorum. Türkiye birinci tercih olarak milli savunma sanayinin oluşturulması, dolayısıyla dışarıdan satın alma yoluyla ihtiyacın karşılanması başlangıçta işimizi görse bile bunların orta zaman içerisinde vadede, orta ve uzun vadede Türkiye'de üretilmesini temel hedef olarak... Uzun menzilli hava savunma sistemleri üzerine ARGE çalışmaları var bildiğim kadarıyla. Sizin daha sonra bu S-400'lerin ortak üretimi konusunda bir mutabakat var Türkiye ile Rusya arasında. Biliyorsunuz bundan sonra S-600 projesi var Rusların. Hatta Rusların biliyorsunuz bu F-35'ten daha iyi yaptıkları bir T-50 dedikleri... Yeni nesil savaş jeti, evet. İyi hatırlarım, galiba Su-57, Suhoi-57 şeyi var. Şu anda hava kuvvetlerinde de kullanılmaya başlanan uçakları var. Evet, şimdi asker olmadığım için yani çok bu konuda ahkam kesmek istemem. Yani bir Rus uçağının alıp getirilip Türkiye'de kullanılmasının NATO sistemi açısından, bizim silahlı kuvvetlerimiz açısından uygulanabilirliği var mıdır, yok mudur bunu bilemiyorum. Ama Türkiye genelde bildiğim kadarıyla şu anda rüzgar tünelinde
denenen 2000 bilmem kaç yıllarında hayata geçirilmesi planlanan bir uçak projesi de yürütüyor. Ayrıca mesela şu anda Türkiye kendi mühendislik firmalarının çabalarının bilgi birikimlerinin ürünü olarak bir uçak gemisi yapıyor. Yani şu anda inşaatı sürüyor. Projelendirme sistemi ciddi ölçüde Türk mühendisleri tarafından yapılıyor. Bu bildiğimiz klasik uçak gemisi değil. Helikopter gemisi, çıkarma gemisi, yani aynı zamanda çıkarma gemilerini taşıyabilen bir gemi. Artı kısa mesafede inip kalkabilen o VTOL dedikleri özelliğe sahip ki F-35 de öyle bir uçaktır. O tür uçakları taşıyabilen bir uçak gemisi yapılıyor. Helikopter gibi kalkıyor onlar. Tabii. Bir modeli F-35'ini öyle doğrudan aerodinamik şeyleriyle öyle ayarlanmış kalkıyor. Bu tabii Türkiye'nin uçak gemisi yapıyor olması Türkiye'nin aslında askeri doktrininde bir takım değişiklikler olduğu anlamına da geliyor. Yani deniz aşırı diyebileceğimiz elbette şekilde. Yani misak-ı milli hudutlarının korunması kavramının dışında bir şey. Ne diyorsunuz? Onun geliştirilmesi mi yoksa dışında mı? Yani bir adım ötesine geçen bir şey mi? Çünkü bu çok tartışıldı yurtta sulh çağında. Tabii. Güvenliğin bir adım öteden başlaması Cumhurbaşkanı'nın söylediği. Ama bütün artık dünya ülkeleri öyle mi? Evet. Örnek veriyorum. Doğu Akdeniz'de Fransa var, İngiltere var, İsrail zaten var, petrol, ABD var, için İtalya yani. Var. Bizim olmamamız beklenemez diyorsunuz. Beklenemez. Sadece orası değil ki. Yani çeşitli yerlerde sizin etki alanınızın olması lazım. Örnek veriyorum, bir yerden bir yere kuvvet kaydıracaksınız. Deniz aşırı olması lazım. Bu sizin illa saldırgan bir devlet doktrini benimsediğiniz anlamına gelmez. Bu herhangi bir yerde size ihtiyaç duyulduğunda caydırıcılık. Evet. Zaten onun barış var için caydırıcılık. Onun varoluşu yumuşak gücünüzün yetersiz kalması. Artışı demek. Evet, yumuşak gücünüzün kuvvetli olması demek size karşı herhangi bir saldırıdan tutumun bertaraf edilmesi demek savaşmadan. Evet. Kaldı ki Türkiye... Bu milli savunma sistemi çok önemlidir. Evet. Keşke 1950'lerde biz Truman doktriniyle Marshall yardımının hiç kabul edilmeseydi. Tabii o zamanın koşulları öyleydi. Evet. O bizi... Yani ben NATO elini kastetmiyorum. Barış Bey öyle bir ama şeyle kafasını Truman, sallıyor ki çok benimsedim. Yani Truman doktriniyle Marshall yardımı bizim soracağım tamamen size. Milli sistemimizi köreltti. Evet. Size bir anı anlatayım ben. Buyurun. Şimdi zamanın başbakanının Genelkurmay Başkanı Erdelhun Paşa. Hı hı. Rüştü Erdelhun Paşa. Ben tabii onun özel kalem müdürünün... Adnan Menderes Başbakan. Evet. Onun özel kalem müdürünün anılarını okudum. Emekli tüm general. Tanışıklığım var. Hediye etti bana kitabı. O 1960 olayında bulunmuş. Ama Erdelhun'un özel kalem müdürü. Binbaşı o zaman. Ki Erdelhun 60 darbesinden yana değildi. Evet, değildi. Şu bu Erdelhun... Ya, tutuklanan bir Genelkurmay Başkanı. ABD hemen 60 öncesi, 27 Mayıs öncesi ABD bir ziyaretleri oluyor. Dönüşünde... Hükümete de haber vermiyor. Yani siyasi iktidarın haberi yok. Kim olursa olsun. Dönüşünde özel kalem müdürünü binbaşı çağırıyor. Diyor ki... Hep öyleydi zaten ya, haber olmaz. Evet, en son haber olurdu. M1 piyade tüfekleri var. M1 derler değil mi? Evet, M1 bizim hani normal. Biz de onlarla atış yaptık. Askeri lisede, harp okulunda, kıtada ilk çıktığımız zamanlarda. Şimdi törende kullanıyor. Yani ahşap, dipçiği ahşap olan M1 Amerikan yapımı. Hemen not yaz diyor. Yaz işte şu kadar M1 piyade tüfeği alacağız ABD'den. Lojistik başkanlığına gider gitmez Genelkurmay'da bir emir yazsın az birliklerde, dağıtımı hemen yapsın kuvvetlere. O da işte o zaman haberi yok siyasi iktidar. Şunu söylemek istiyorum. M1 de 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan ama depo fazlası olan silah. Bizim için kötü değil. Ya iyi be ama yani şunu kastediyorum. ABD'nin hibe ettiği sattığı bazı silahlar demode, yani depolarında. Ha bazı silahlar da iyi olmamış mıdır? Bazı denizaltılar gibi. İleride çıkmıştır ama genel olarak sizin uçak fabrikanız var, silah sisteminiz var ve anıları okuduğunuzda Ferhat Bey, oksijen kaynağı var ya, oksijen kaynağı o şeyleri, makinaları, bizim o silah üreten sistemi
öyle kesmişler. Evet. Çünkü öyle ne gereği var demişler. Öyle. Maalesef o bizim. Bunlar yaşandı. O olmasaydı belki şu anda bizim uçak evet. gemimiz ve diğer zaten sistemimiz vardı olacaktı. Evet. O anlamda toparlarsak. Şöyle söyleyeyim. Sayın Babiroğlu'nun açıklamaları aslında iyi oldu. Konuyu tam yerine evet. oturttu. Şimdi Türkiye'nin böyle bir şeye niye ihtiyacı var onu da çok kısaca söyleyeyim. Mesela bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi yurt dışındaki FETÖ okullarının Türk Marif Devleti tarafından Marif Vakfı'na devredilmesi konusunda yürütülen bir çaba var. Afrika'da 29 ülkede bu başarıldı. Ve Türkiye Afrika'daki bu ülkelere askeri yardım, askeri destek vesaire konusunda da sözler veriyor. Yani hem savunma sanayinin kendileri açısından mesela bir mermi fabrikası kurulması orada. Ya da ihtiyaçları olan mühimmatın gönderilmesi konusunda sözler veriliyor. Şimdi böyle bir deniz gücünün olması kesinlikle zorunlu. Özellikle o coğrafyaya dönük bir şey yapmaya kalktığınızda. Savaşmak zorunda değil misiniz? Denizle çevirir. Evet. Şu anda öyle deniz gücümüz olsaydı, şu anda Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan bizim kendi yetki alanımızı dışlayarak orada şey yapamazdı. Evet. Ve hep konuştuğumuz sanıyorum komutanımız da zaman zaman dile getirdi. Doğu Akdeniz'de bir savaş tehdidi var. Var. Yunanistan'ın ve Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de bunu söylemedik. Ferhat da bunu söyledi. Çok iyiydi. Milli Güvenlik Kurulu son bildirisinde devletin belgesine geçmiştir. Bizim iki cephemiz var. Ve eşit tehditler. Bir Doğu Akdeniz Ege, iki evet. Fırat'ın doğusu. Evet. Devlet bunu karşılıyor. Şimdi aslında Doğu Akdeniz'de görece zayıfız. Bir, hava üstünlüğü açısından. İki, hava savunma ve alçak irtifa hava savunma sistemleri açısından. Bir de deniz kuvvetlerine özellikle yapılan o FETÖ'cü saldırı dolayısıyla subay kadrosunun darmadağın edilmesinden kaynaklanan bir zafiyet var. Ama şey çok ciddi olarak toparlıyor silahlı evet. kuvvetler bunu. Bir sorum daha var size. Bir eski istihbaratçının sorusu. Rusların Kissinger'ı denilen biliyorsunuz Andrei Primakov'un. Primakov. Tamam evet öyle ismini düzelttiniz. Yevgeni Primakov mu? Yani bu da buna da Kissinger. Yevgeni Primakov. İki tane. Gromyko Dışişleri Bakanı. Eski Dışişleri Bakanı olarak söylüyor. Primakov ayrı. Buna da Kissinger diyorlar. Dediğiniz gibi Primakov'a da Kissinger diyorlardı. Bu anlamda genel bir stratejisi var. Rusya'nın Suriye'de ve genel olarak Türkiye ile ilgili. Bunu değiştirir mi diyor Amerika'nın çekilmesi? Değiştirmez. Bir kere Ruslar oradaki üslerini takviye ediyorlar. Evet. Rus üsleri orada 71-72 yılından beri var. Ve Suriye ile Rusya'nın ilişkisi ki o zaman Sovyetler Birliği 67 Haziran Savaşı'nda Suriye ve Mısır'ın İsrail karşısında ezici bir mağlubiyet almasından sonra her iki ülkenin silahlı kuvvetleri sıfırdan evet. Sovyetler Birliği tarafından kuruldu. Eğitildi, donatıldı, silah cephane hibesi yapıldı. İlişkilerin bu kadar ciddi bir geçmişi var. Hatta arada biz sohbet ettik Sayın Komutanımla. Suriye'nin askeri ve sivil üst hiyerarşisinde Moskova'daki Patris Lumumba Üniversitesi mezunu, eşi mutlaka Rus yani erkek ya da kadın. Ve gittiğinizde çok rahat evet. Rusça diyalog kurabileceğiniz çok sayıda insan var. Dolayısıyla Amerikan devlet aklı gibi Trump'ın bu en son hani genel strateji o anlamda değişmez Rusya açısından diyorsunuz. Rusya Amerikan Doğu devlet... Akdeniz'den asla ayrılmaz. Evet. Eray Güçler'le devam etmek istiyorum. 7'şer dakika Barış Dostlar'a da 7 dakika vereceğim. Zamanımız o kadar size de 7 dakika çıkışa doğru gideceğiz sonra. Hatta 7,5 dakika diyeyim biraz daha dakik olmak açısından. Şimdi içim rahatladı. 7,5 dakikayı bununla nasıl ölçeceksiniz? Ayarlarız bir şekilde. Tek bonkörsünüz canım. Şimdi yani iç siyaset konusu değil ama Hulusi Akar'a denildi ki işte 15 Temmuz'da biliyorsunuz bir işte FETÖ'cü kalkışmaya karşı Milli Savunma Bakanı'nın bir direnişi söz konusu oldu. Ve az önce Naim Bey'in örneğini verdi. O bir dönem işte Demirel'in söylemine yansıyan Patagonya'da darbe olur veya bir şey olur size söyler istihbarat teşkilatı ama Türkiye'de darbe olunca söylemezdi. Bu noktaya geldiğimizi düşünürsek askeri anlamda 27 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı'ndan bu tarafa ordu içinde FETÖ'cü kadro olsaydı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı,
nasıl bir senaryo söz konusu olabilir? Türk ordusunun savaşma kapasitesi hakkında, yani bunu tartışmaya gerek yok ama FETÖ'nün ayıklanmasının Türk ordusunu hangi oranda nasıl güçlendirdiği konusunda ne söylersiniz? Çok gönlü. Yani bir kere biliyorsunuz bu yasa dışı, başta PKK olmak üzere maalesef bu içerideki hainlerin onlara da işbirliği ve işte hem istihbarat paylaşımı yapması. Hem de kalkışmaları sürecinde özellikle. Aynı zamanda bu anlamda hatırlayın, bu 15 Temmuz'dan itibaren bir hafta süreyle PKK oturup izledi ve PKK'ya verilen talimatlar var bu noktada. İşte askerler, yani FETÖ'cü, darbeci askerlerle işbirliği yapılması yönündeki şeyler var. Evet. Tabii bunun dışında mesela bakınız, işte pek çok şu an aslında yapılmış olması gereken, özellikle silah ve savunma sanayi teknolojisindeki alanlardaki gelişmelerin hepsi önü kesildi, sıfırlandı. Hatta o kadar ki bizzat engellendi yani. Hani bunu çok canlı şahidiyiz. Mesela siz bu... de bu arada FETÖ kumpasıyla 19 ay cezaevinde evet. kalmış bir isimsiniz. Onu da hatırlatmış evet. olabiliriz. Evet. Dolayısıyla bunların nasıl diyelim, gerçekten çok yönlü silahlı kuvvetler üzerinde olumsuz etkileri oldu. Tabii bir de şu var, hani hangisini söylesek diye öncelik yapmaya çalışıyorum. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inanç ve değer sistematiğini ortadan kaldıracak bir takım düzenlemeler, mevzuat düzenlemeleri vesaireyle adeta komuta, emir komuta zincirinin iş yapamaz hale gelmesi. Yani işte sıralı komutanların sürekli işte sosyal medya araçları üzerinden yıpratılması ve bunların sürekli tahkikatlarla ya da ne bileyim bir takım işte bu kendi düzenleri içerisinde oluşturdukları efendime söyleyeyim denetleme kontrol sistemleriyle yıpratılması ve sonuçta oralardan o insanların uzaklaştırılıp, ki bir tanesi de benim ama benim gibi yüzlerce arkadaşımız var. Kurmay kadrodan bir sürü insan var. Çok insan var. Sadece kurmay değil, kurmay olmayan ya da işte komuta, emir komuta içerisinde aşağıdan yukarıya çok yönlü bunların olumsuz etkileri oldu ve bu zaman başka içerisinde bir ordu bu kadar kısa sürede toparlanabilir zaman miydi? İçerisinde bunlar iyice yerleşti. Hayır, toparlanamaz. Çünkü bizim sosyogenetik kodlarımızda böyle bir nasıl diyelim hani birleşme, dayanışma ve en zor anlarda hiç umulmadık, hani çılgın Türkler gibi, Türkler gene çıldırabilme potansiyeline sahip. 15 Temmuz'da gördük. Evet, yani. 15 Temmuz'da gördük. Hatta 15 Temmuz'dan sonraki bir tartışma programında da şunu ifade ettik. Yani işte mesela bir tümen komutanı yok, şu yok, bu yok. Hiç sorun değil dedim yani. Başına bir tane yüzbaşı verirler, o tümen gene tümen komutanı emir komutasında muharebesini yapar. Hiçbir sorun olmaz. Yani bizim gerçekten bu noktada kısa sürede birleşebilme, toplanabilme, o asker millet devlet o olgusu içerisinde var olabilme potansiyelimiz var. Bu bize tarihten gelen bir kültürel genetiğimizde miras, olan kültürel bir miras. Tabii şimdi mesela şunu da ben bu bağlamda hani ifade etmek isterim. Ortaya konan yol haritası var. Membiç yol haritası. Bu harita aslında aynısı İdlib'de de ortaya kondu. Çok basit olarak şu. Yerel yönetimlerin oluşturulup alanda kontrol sağlanması ve Suriye eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa yapılarak Suriye Devlet Anayasası çerçevesinde kurulacak kurumsal Suriye devlet yapısına bu yerel yönetimlerin eklemlenmesi suretiyle Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde bir Suriye devletinin inşası. Yani Türkiye bir taraftan bu terör hadiselerini ortadan kaldırıp bölgedeki terörist unsurları etkisiz hale getirirken işte sağlanan huzurlu ve güvenli ortama, istikrara paralel olarak da işte insani yardım ve işte altyapıdan tutun da eğitime kadar her türlü hizmet ve desteği sağlayarak bölgede normalleşmesi için çok çaba sarf ediyor. Bunu da Afrin'de, özellikle Afrin operasyonundan sonra askeri yönden çok önemli başarılar elde edilmesinin yanında saha sosyolojisine de domino etkisi hayat tarzında şöyle evet. domino taşı etkisi bağlamında çok önemli bir nasıl diyeyim manevra etkisi üretti. Ve bu nedenle de şunu söylemiştik. Özellikle işte başta Rakka, Deir ez-Zor ve işte bunun kuzeyindeki alanlarda önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu insani amaçlı içerisinde askeri operasyon da olan faaliyetlerini
toplumun özümsediğini gördük. Evet. Size şunu sorun, nihayetinde bu artık süreç öyle ya da böyle. Tabii çok toz pembe bir yol değil. Dikenler mutlaka, de var. Mutlaka. Demin de anlattık, provokasyonlar da olabilir. Çekilirim der, çekilmez. Bir takım işte başka nasıl diyeyim, Skyspikot'u kurmak zihniyetinde olanlar yeniden o sömürgeci emperyal güçlerle alanda o niye vuruluyor Fransa filan yani şimdi boşuna değil. Boşuna değil yani, 1917 değil ama dünya. Türkiye'de 1917 Türkiye'si değil, onu da ifade etmek isterim. Ama nihayetinde bu süreç öyle ya da böyle, eğer ABD dediğimiz şekilde çekilir ve senkronize bir şekilde silahlı kuvvetlere Türkiye alanda yer alırsa bu Suriye'de kalmayacaktır. Bakınız 2010 yılında Arap yangınıyla tarumar olan, ta bize kadar gelip 15 Temmuz'da geri çağ püskürtülen bu etki dalga, Suriye üzerinden rebound etkisiyle bütün Orta Doğu'nun içinde bir çözüm ve ümit kaynağı olabilir. Geri domino taşı etkisi, evet, yaratabilir. Yani tersine bir domino taşı etkisi, evet, üretebilir. Bunu tam da görmemiz. Bu noktada Barış Toster'e sormak istiyorum, doçent doktor. Hocam şimdi bu, biz bir Kaşıkçı kitabı hazırladık. Abdurrahman Şipşek ve Nazik Karaman'la kısa sürede yazdık. Bir uluslararası ilişkiler açısından çok ciddi etkiler olmuş bir olay. Yani Allah rahmet eylesin, ölümü işe yaramış insanlardan, öyle söyleyeyim, Cemal Kaşıkçı için çok hunharca öldürüldü. Hatta bu çekilme olayını bile dolaylı olarak bir şekilde bu hadiseyle ilişkilendirme eğilimi var. Benim soracağım soru farklı ama tam da yerel güçlerin bıraktığı yerden o dalga Mısır'da darbeyle kesintiye uğradı 2013'te. Suudiler buna destek verdiler. Körfez'de bu dalgayı durdurdular. Suudi, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail, ABD'ye uzanan evanjelik eksenle Türkiye'nin İstinat noktası olarak dengeleri değiştirdiği bir başka eksen. Rusya yer yer işte İran'la, Katar'la bir şekilde dengelenen bir nokta var. Bu olay, Amerika'nın çekilmesi, bu Suudi Arabistan aksını nasıl etkiler? Hele de Kaşıkçı olayı bağlamında Muhammed Bin Selman'ın koltuğunun sallandığını düşürürsek. Hali. Şimdi bu ülkelerin ağa babası diyelim Anadolu tabirimizle, en büyük gücü ABD olduğundan ABD'nin bu coğrafyadan çekilmesi bir, psikolojik olarak etkiler. İki, politik, diplomatik olarak etkiler. Üç, askeri ve stratejik olarak etkiler. Yani ABD her ne kadar bıraktığı yerlerde PKK, PYD, YPG terör unsurlarını, her ne kadar bıraktığı yerlerde Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği, işte bunu Arap NATO'su falan diyenler de var. Katar hariç Körfez bileşenlerinin katkı sunduğu askeri güçleri burada konuşlandırmak istese de bunların topu artı 10 tanesi çarpı 100 bir ABD etmez. Dolayısıyla bunlar en büyük dayanaklarından ve en büyük motivasyon, en büyük hamilerinden bir kere mahrum kalacaklarından bölge ülkelerinin eli kuvvetlenir. İkincisi, Türkiye'nin bu bağlamda güç unsurları arasında bir uyumu gözetmesi önemlidir. Mesela benim el almakla övündüğüm büyük düşünürümüz Atilla İlhan hep şunu derdi. Üç şey derdi milli olacak. Üç şey. Eğitim, ekonomi, savunma. Şimdi önceki turda girdiniz siz. Üç yanı denizlerle çevrili olan bizim ülkemiz niçin bir deniz gücü olmasın? Biz deniz gücü olamamanın ağır bedelini büyük imparatorluğun tasfiyesiyle ödemişiz. Evet. Deniz gücü olmanın da iki tane kıstası var. Birinci kıstas nedir? Nükleer güç kapasiteli denizaltı. İkinci kıstas nedir? Uçak gemisi. Uçak gemisi. Bu bağlamda şimdi Türkiye'nin adım atması önemli. Niye? Çevremizdeki enerji güzergahlarının denetimi anlamında önemli. Niye? Ege ve Akdeniz'de bayrağımızı daha gür dalgalandırmak anlamında önemli. Bakınız 2008 yılında Rusya ve Gürcistan Savaşı yaşandı. Türk Deniz Kuvvetleri, Bahriyelilerimiz o konuda ısrar ettiler. Montrö'nün delinmemesi konusunda. Ve TSK'ya o FETÖ'cü alçaklar namuslar çullanırken en ağır bedellerden birini de iki asker beni teyit edecektir. Bahriyelilerimiz ödedi. Mustafa Önsel'den rahmetle anıyorum Ali Tatar'a kadar. Hani Türkiye'ne kadar. Ha demek ki bu önemli. Ve Rus Genelkurmay Başkanlığı sonra açıklama yaptı. Dedi ki Ergenekon, Balyoz kumpaslarına kadar Karadeniz'de Bahriyeli ağırlığı Türkler lehineydi. O kumpaslardan sonra Karadeniz'de üstünlük Rusların eline geçti. Yani Amerika'nın operasyonu Ruslara yaramış. Aynen öyle. Sayın dostlar, zamanımız az ama. Evet. Eğer Türkiye'nin yeterli deniz gücü olsaydı 12 adayı biz bırakmazdık. O tarihsel koşullar. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Ki. Süremiz de çok azaldı. Çok önemli bir konuya temas ettiniz. 2009'da Rusya'da benim Şubat ayında röportaj yaptım. Aleksandr Dugin 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de tanınmaya başlandı. Dedi o da Avrasyacıdır. Ben onu iyi tanırım. Avrasyacı ve dedi ki Erdoğan'ın Avrasyacı politikaları başladı 2009'dan itibaren. Çünkü Mavi Marmara'dan önce Davos olmuştu.
bu Ergenekon Amerikan operasyonudur demişti. Tabii. Ama ona rağmen Rusya'ya yaradı bir şekilde tabii, diyorsunuz. Doğru. E şimdi şunun altını çizelim. O dönemde. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan ki ben adımı ona borçluyum. Sonra biz Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi kurumları hayata geçirdi. Demek ki bir musibet, hani bizim Anadolu haberler ya, evet, bin nasihatten daha evla olabiliyor ve son olarak Rusya ile kapatalım. Bölge ülkelerinin önemli iri kıyım bir gücü olarak. E şimdi 1971'den beri Tartus'ta üssü olan Rusya. Suriye karıştıktan sonra bu Tartus'un yanına Laskiye'yi ilave etmiş olan Rusya. Ve 2014'te Kırım'ı ilhak etmiş olan Rusya. ABD ile Suriye'de niye uzlaşsın? Uzlaşmaz diyorsun. Uzlaşmaz. Dolayısıyla o senaryolar tabii, geçerli yani yok diyorsun. Stratejik öncelikleri, müttefik ilişkileri, tehdit algıları, yakın çevre politikaları bu kadar çelişen iki kuvvetin uzlaşması için bir mucize olması gerekir. S-400 ile ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Bir cümle buyurun. Evet. Şimdi S-400 mihenk taşı olacak. Bu Türkiye'de ABD'nin çekilmesi eğer gerçekleşir. Türkiye evet, ABD diyecektir ki Patriotlarla ilgili engeli kaldırdım. Fırat'ın doğusunda da arzu ettiğiniz operasyonu yapıyorsunuz. O halde evet, siz artık S-400'den vazgeçin diyecektir. Bunu da bir ihtimal olarak, evet, bir senaryo olarak masaya yatırmış evet, olalım. Kozmik Masa'da bugün çok verimli konular konuştuk, derin konular konuştuk. Her zaman olduğu gibi dört değerli konuğum vardı. Barış Toster, doçent, doktor, siyaset bilimci ve yazar bize eşlik etti. Teşekkür ediyoruz katılımı için. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Tuğgeneral, emekli Tuğgeneral Naim Bahadıroğlu. Size de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İstihbarat uzmanı Cemal Alpaslan, Ertuğrul Suyu üzerine çalışan, size de teşekkür ediyoruz. Ve Eray Güçlüer, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi, emekli albay, size de tekrar teşekkür evet, ediyoruz. Kozmik Masa'da konular uzayacaktı ve tekrarı 2.45'te bu gece Kozmik Masa'nın TGT Haber ekranlarında olacak. Dolayısıyla tekrar görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta Cuma günü aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.